11 Mayıs Cuma sabahından günaydınlar efendim. Günaydın Türkiye'de. Saatlerimiz tam 06'yı gösteriyor. Ben Sultan Akdoğan, Ankara'dan siyasetin merkez üssünden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin hemen yanı başından karşınızdayız. Bugün tam 3 saat boyunca Ankara'dan sadece siyasetin gündemine bakmayacağız. Türkiye'nin ve dünyanın gündemine birlikte bakacağız. Bugün öne çıkabilecek gündem başlıklarını birlikte konuşacağız. Hazırsanız Ankara'dan Günaydın Türkiye başlıyor. Sevgili izleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla gideceğiz. Artık seçime de 43 gün gibi bir süre kaldı. O açıklamalarda siyaset arenasını hali hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın seçimlerde oldukça başarılı olacağına vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Cumhur İttifakı'na destek veren Büyük Birlik Partisi'ne teşekkür etti. Bu kampanyayı en başarılı şekilde sürdürmenin gayreti içinde olacağız dedi. Malum 24 Haziran seçimleriyle alakalı olarak oluşturduğumuz Cumhur İttifakı'nda Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi müşterek bir çalışmanın, bir gayretin içerisinde olacağız. Bugün Sayın Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici'yi ziyaret etmek suretiyle önümüzdeki sürece yönelik ne gibi hazırlıklar yapabiliriz? Bunları görüşme fırsatımız oldu. Bunları görüşmek suretiyle inanıyorum ki bu süreç içerisinde birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız çok daha verimli bir kampanyayı nasıl yürütürüz? Bunların üzerinde durduk. Tabi bu süreç içerisinde zaman zaman ben ve arkadaşlarım bu görüşmeleri devam ettireceğiz. Ve bu kampanyayı en başarılı şekilde de sürdürmenin gayreti içerisinde olacağız. Sevgili izleyiciler, sosyal medyada da kirli bir tamam isimli algı operasyonu başladı. İşte o kirli algı operasyonunun kaynağı da belli oldu. Bizi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na da, AK Parti Genel Başkanlığı'na da, Başbakanlığa da, Cumhurbaşkanlığı'na da milletimiz getirdi. Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan milletine olan saygısını işte bu sözlerle anlatmıştı. Ancak kirli ve hain odaklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu anlamlı sözlerini çarpıtarak tamam etiketiyle büyük bir algı operasyonu başlattı. 24 Haziran seçimlerini etkilemek isteyen kirli odakların başlattığı operasyonun katılımcı sayısı birkaç saatte 2 milyona yaklaştı. Atılan bu tweetlerin perde arkası kirli operasyonu ortaya çıkardı. Türkiye'den gönderilen 200 bin tweete karşılık farklı ülkelerdeki sahte hesaplardan yüz binlerce mesaj atıldığı ortaya çıktı. Mesajların %90'ının Brezilya, Filipinler, İngiltere ve ABD'den atıldığı belirlendi. Mesajların çoğununsa FETÖ'yü koruyup kollayan ABD'den atılması dikkatlerden kaçmadı. Sevgili izleyiciler, siyaset arenası, sokaklar, meydanlar da yavaş yavaş hareketlenmeye başlıyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Hakkari'de bir miting düzenlemişti. AK Parti sözcüsü Mahir Ünal işte Muharrem İnce'nin Türk bayrağıyla o mitingine ilişkin konuştu. AK Parti sözcüsü Mahir Ünal gazetecilerin sorularını cevapladı. Ünal'a Muharrem İnce'nin Hakkari'deki Türk bayraklı mitingi soruldu. Ünal, mitingin terörle mücadelenin başarısı sonucunda gerçekleştiğini söyledi. Güzel gelişmedir. Hakkari'de PKK'nın siyasi uzantısı niteliğindeki bir partinin adeta taahhüdüyle miting yapmış olması geçmişte herkesin içini acıtmıştır. Bugün bu şekilde miting
yapıyor olmaları da aynı zamanda sabah akşam meşruiyetini tartışmaya açtıkları ve kurumsal itibarıyla sabah akşam adeta itibarsızlaştırma söylemi kullandıkları devletin ne kadar güçlü olduğunu, bölgede teröristlerin bırakın şehri kırsaldan bile temizlendiğini ve bölgenin artık terörle mücadelenin sonunda nasıl güvenli hale geldiğini bölgeye gittiğinizde görüyorsunuz. Hakkari'de, Tunceli'de son derece güvenli, son derece sorunsuz. İnsanlar gece saat 12'ye kadar sokakta alışveriş yapabiliyorlar. Gece geç saatlere kadar güven içerisinde sokaklarda dolaşabiliyorlar. Böyle bir Türkiye'de Türk bayrağıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı mitingini yapacak, yapmalıdır. Sevgili izleyiciler, geçtiğimiz gün AK Parti Genel Merkezi sürpriz bir görüşmeye ev sahipliği yapmıştı. Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Muharrem İnce işte o görüşmeye ilişkin görüşlerini sosyal medya hesabından paylaştı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bütün Cumhurbaşkanı adaylarıyla görüşeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. 40 dakikalık görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'yi AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Kabul sonrası Muharrem İnce sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bazı çevreler çirkin bir şekilde Erdoğan'ın oturduğu koltuğu dillerine dolamıştı. İnce tam tersi bir tutum takındı. Hiçbir saygısızlığın yaşanmadığını söyledi. AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan'la 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdik. Sohbet ettik, başarı diledik. Ortada hiçbir saygısızlık yoktu. Koltuk haberlerine itibar etmeyin. Ben kimseye haksızlık etmem. Ağlaya ağlaya gittiler, güle güle geri döndüler. Sevgili izleyiciler, CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili yeniden partilerine döndü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu talimat vermişti. 15 CHP'li milletvekili Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığını garantilemek için İYİ Parti'ye geçmişti. Yüksek Seçim Kurulu'nun İYİ Parti seçime girebilir kararının ardından hülleci vekiller ortada kalmıştı. Kiralık vekillerin yeniden yuvaya döneceği konuşuluyordu ve beklenen oldu. 15 kiralık vekil yeniden CHP'ye döndü. 15'liler artık yuvada. Görevleri tamam. 22 Nisan'da zoraki olarak İYİ Parti'ye gönderilen vekillerin ağlamaklı hali kameralara yansımıştı. Hülleci vekiller gözleri arkada boynu bükük bir şekilde İYİ Parti'ye geçmişlerdi. Yaklaşık 3 hafta sonra hülleci vekiller yine mecliste kameraların karşısına geçti. Yuvaya dönen vekillerin bu kez yüzleri gülüyordu. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de partisine dönen Ömer Fethi Gürer'i alnından öperek karşıladı. Hülleci vekillerin bu halleri meclis kulislerinde ağlaya ağlaya gittiler, güle güle döndüler yorumlarına neden oldu. Hülle skandalına imza atan vekillerin meclise faturası ağır oldu. Bir gün bile İYİ Parti sıralarında oturmayan milletvekilleri için meclis albümü bir kez daha değiştirilecek. O albümün yeniden basılması gerekiyor şimdi. Sevgili izleyiciler, 43 gün sonra Türkiye sandık başına gidip oyunu kullanacak. Seçim takvimi işliyor ama öte yandan seçim güvenliği için de düğmeye basıldı. Yurt genelinde 24 Haziran'da 531 bin güvenlik görevlisi görev alacak ve seçim güvenliği için de tüm çalışmalar hızla devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu konudaki açıklamalarını getiriyoruz şimdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu seçim bölge güvenlik toplantısı için Samsun'a gitti. Toplantıya 11 ilin valisi, güvenlik kolları ve idareciler katıldı. Bakan Soylu 24 Haziran seçimlerinde güvenlik personellerinin izinlerinin iptal edildiğini duyurdu. Seçim gününe ilişkin de ayrı bir tedbirler bütünü üzerinde değerlendirmelerimiz olacaktır. Seçim gününde İçişleri Bakanlığı'ndaki kolluk birimlerinin bütün izinleri geçmiş dönemlerde olduğu gibi kaldırılmaktadır. Soylu 531 bin personelin seçim güvenliğini sağlayacağını açıkladı.
264.526 emniyet personelimiz, 195.695 jandarmamız, 50.793 güvenlik korucumuz ve 19.993 güvenlik korucumuzla beraber toplam 531.000 personelimiz seçim günü görev başında olacaklardır. Bakan Soylu, hassas bölgelerin ve özellikle trafoların dikkatle korunacağını söyledi. Hassas kişi korunması ve yerlerin korunması, gerek özellikle altını çiziyorum, enerji altyapısına dair önem arz eden yerlerin korunması, gerek kampanya dönemindeki güvenlik konularında, gerekse olası provokatif eylemlere ilişkin ilgili tüm birimlerimiz ve personelimiz tam kapasiteyle görev başlarında olacaklardır. Sevgili izleyiciler, şimdi günaydın Türkiye'de ekonomideki gelişmelere birlikte bakacağız. Biliyorsunuz imar barışının ardından hükümet bir de varlık barışı için düğmeye basmıştı. Varlık barışıyla hükümetin yurt dışındaki Türklerin 150 milyon dolarlık gelirini Türkiye'ye getirmesi hedefleniyor. Hocam, varlık barışı nedir? Varlık barışı Türk vatandaşlarının yurt dışında tuttukları altın, döviz gibi kazançlarının Türkiye'ye getirilmesi durumunda çok az bir vergi oranıyla iktisadi yaşama sokulması. Varlık barışı düzenlemesiyle yurt dışından 150 milyar doların Türkiye'ye gelmesi hedefleniyor. Parasını getirene 10 başlıkta devlet güvencesi verilecek. Çok düşük bir vergi yüküyle dışarıda tuttukları paralarını, yani bir şekilde kayıt içerisine çekmiş olacaklar. Ve bu iktisadi yaşam içerisinde daha yüksek getiriler elde etme fırsatı açılacak önlerinde. 31 Temmuz 2018'e kadar varlıklarını Türkiye'ye getirenlerden vergi alınmayacak. Bu tarihten sonra ise %2 vergi tahsil edilecek. Hangi şartlarda hiç vergi alınmayacak? Şimdi kendi işletmelerinize yatırım yaptığınız takdirde, yurt dışındaki varlığınızı getirip kendi işletmenizde kullandığınız takdirde sıfır vergi veriyorsunuz. Yatırım yaptığınız işletmeden paranızı çekip başka bir alanda kullandığınızda da vergi uygulanmıyor. Beyan edilen varlıkların kaynağı araştırılmayacak. Yani devlet bu parayı nereden buldun demeyecek. Belgeler için konsolosluk onayı gerekmeyecek. Ve yatırımcı varlıklarını yurt dışındaki borçlarının ödenmesinde de kullanabilecek. Yani varlık barışının doğası zaten bunu nereden buldun diye sormamak üzerinden gidiyor. Türkiye'ye ne kazandıracak varlık barışı? Şimdi biliyorsunuz Türkiye uzun zamandır döviz ihtiyacında olan bir ülke. Biz bunu finanse etmek durumundayız. Şimdi bu varlık barışıyla Türkiye'ye gelecek olan döviz böyle bir açığı kapatacak. Yurt içindeki işte dolar ve döviz cinsinden para genişlemesine neden olacağı için bu bizim paramızın da güçlenmesine sebep olacak. Gayrimenkul sektörü de oldukça hareketli günler geçiriyor. Özellikle Ziraat Bankası'nın ardından Halkbank'ta konut kredi faiz oranlarında indirime gitti. Konut kredi faiz oranlarında indirimler peş peşe geldi. Ziraat Bankası'ndan sonra Halkbank'ta konut faiz oranında indirime gitti. Başbakan Binali Yıldırım geçtiğimiz günlerde bankalara faiz oranlarını indirin çağrısında bulunmuştu. Konut kredi faiz oranı %1.23'ten 0.98'e indirildi. Ziraat Bankası'na Halkbank izledi. 10 yıl vadeli 500 bin liraya kadar olan konut kredisinde faiz oranı aylık 0.98 seviyesine çekildi. Ardı ardına gelen faiz oranı indirimi konut sektöründe de heyecana neden oldu. Sektör temsilcileri önümüzdeki günlerde konut satışlarında hareketlenme olmasını bekliyor. 2 gündür ateşi yükselen dolar sonunda frenlendi. En son 4.37'leri görmüştü sevgili izleyiciler. Yapılan müdahalenin ardından dolar 4.22 liraya kadar düştü. Ekonomi bürokratları ikinci kez toplandı. Amerika'da ekonomik veriler kötü geldi. Dolar aldıklarını geri verdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki akşam İran'la nükleer anlaşmadan çekileceğini açıklamasının ardından gelişmekte olan ülkelerin paraları değer kaybetti. Türkiye'de de dolar 4 lira 37 liraya koştu.
Merkez Bankası dolara müdahale etti. Ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla buluştu. Bu iki kritik müdahale doları 10 kuruş geriletti. Kapalı çarşıda saatler şu anda 13'ü gösteriyor ve dünkü müdahalelerin ardından 10 kuruş kadar geri çekilen dolar hali hazırda 10 kuruşluk farkını koruyor. 4 lira 27 kuruş ve 4 lira 28 kuruş arasında şu ana kadar gidip geliyor. Yani Fed'in oradaki tavrı da doların güçlü durmasını sağlıyor. Dün üretici fiyat endeksinin kötü gelmesi, bugün de TÜFE ve asıl enflasyon verisi bekleniyor. Onun da kötü gelmesi Fed'in politikalarını biraz ya da faiz arttırışı hedeflerini biraz sarsabilir. Bu noktada belki dolarda miktar değer kaybı gözlemleyebiliriz. Tam da öyle oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi kurmaylarını ikinci kez toplayacağı haberi doları geriletmeye başladı. Amerikan tüketici fiyat endeksi de beklenenden düşük açıklandı. Dolar bir anda 4 lira 22 kuruşlara düştü. Piyasa uzmanı Şirin Sarı'ya göre seçimlere kadar dolar 4 lira 20 kuruşla 4 lira 40 kuruş bandında gidip gelebilir. Dalgalanmalar yaşayabiliriz. Mutlaka fiyatlar bir noktada sabitleşecektir. Mutlaka bir belirli bir bant içerisine oturacaktır. Yatırımcılarımızın ya da ticari olarak iş dünyasının panik yapmaması gerekiyor böyle bir durumda. Sevgili izleyiciler, Amerika İran'la yaptığı nükleer anlaşmadan çekilme kararı almıştı. Yankıları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İran'ın dini lideri Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve İran'a yönelik yapılan Amerika'nın bu kararını dikkat çeken sözlerle eleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'la nükleer anlaşmayı iptal etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu karardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Kaybeden Amerika olacaktır çünkü yaptığı bir anlaşmaya sadık kalmadı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü. Görüşmede Amerika'nın İran'la varılan nükleer anlaşmadan çekilme kararı ele alındı. Erdoğan Ruhani'ye Amerika'nın anlaşmadan çekilme kararını doğru bulmadığını söyledi. Erdoğan, Türkiye olarak ortak eylem planının korunmasından yana olduklarını vurguladı. Sevgili izleyiciler, İsrail tanklarını İran birliklerine çevirmeye başladı. Sular yeniden ısınıyor bu noktada. Orta Doğu'da neler oluyor hep birlikte izleyelim. İsrail güçleri Suriye'deki İran birliklerini hem havadan hem karadan vurdu. İran'la İsrail arasında Suriye'de gayri resmi savaş başladı. Golan tepelerinde gece boyunca bombardıman sesleri yükseldi. İsrail ordusu İran'ı tehdit etti. İsrail ordusu saldırı halinde İran'a derhal karşılık verileceğini açıkladı. Yüksek alarm düzeyinde ve tetikte bekliyoruz. İran'ın Suriye'deki faaliyetlerini izliyoruz. Durumu daha da kızıştırmak istemiyoruz. Ancak İran'ın yeni saldırısına karşılık vereceğiz. Güçlü bir yanıt vermeye hazırız. İranlıları uyarıyoruz. İsrail tankları da sınırda toplarını Suriye'ye çevirmiş durumda bekliyor. Uzmanlara göre artık vekalet savaşları geride kaldı. İran'la İsrail Suriye'de resmen karşı karşıya geldiler. Sevgili izleyiciler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar özellikle FETÖ'yle mücadelede dikkat çeken açıklamalar yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri FETÖ temizlendikçe daha da güçlü oluyor dedi. Hedefler tam isabetle vuruldu. Askerimiz başarılı performansıyla bir kez daha güven verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından İzmir'de düzenlenen Efes 2018 tatbikatı tamamlandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar FETÖ'yle mücadeleye değindi. Ordumuzun daha da güçlendiğini söyledi. Her fırsatta Türk Silahlı Kuvvetleri'ni zayıflatmak ve yıpratmak için çalışan içimizdeki hain, alçak FETÖ mensupları
15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'ne, demokrasimize ve onun köklü değerleriyle saygın kurumlarına kastederek asil milletimizin özgürlüğünü hedef almıştır. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman evlatları ve asil milletimiz birlik içerisinde yüksek siyasi direktifler doğrultusunda FETÖ'ye karşı durmuş, demokrasiye sahip çıkarak bu örgütü başarısızlığa uğratmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri FETÖ mensuplarından temizlendikçe çok daha güçlenmektedir. Bu tatbikatta biraz önce izlediğimiz, biraz önce tamamlanan tatbikatta gösterilen başarı da bunun en son somut kanıtı olmuştur. Sevgili izleyiciler, bir süredir nefeslerin tutulup izlendiği bir tatbikat var. Efes 2018 tatbikatı. Gündüz bölümü tatbikatın tamamlandı. Şimdi gece bölümüne başlandı. Genelkurmay Başkanı da oradaydı. O nefes kesen tatbikatı izledi. Paraşütlü askerlerimiz düşman bölgesine sızdı. Komandolarımız botlarla çıkarma yaptı. Atak helikopterimizden kurşun yağdı. Düşman kuvvetler bozguna uğratıldı. Efes 2018 tatbikatı tüm ihtişamıyla sürüyor. Seçkin gözlemci günü gece faaliyetleri icra edildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da tatbikatı izledi. Planlı hedefler gerçek mühimmatlarla ateş altına alındı. Özel kuvvet, SAS ve SAT timlerimiz denizden ve havadan düşman mevzilerine sızdı. Bomba atıldı. Atak helikopterimizden kurşun yağdı. Düşman güçler hava saldırısı düzenlemek istedi. Hava savunma silahlarımız başarılı atışlarıyla girişimi engelledi. Tatbikat başarılıydı. Genelkurmay Başkanı Akar ve kuvvet komutanları başarıya alkışladı. Sevgili izleyiciler, Doğu Karadeniz'de PKK'ya yönelik operasyonlar da devam ediyor. Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde teröristler iki yayla evinden erzak çaldı. PKK'lı teröristler yerli evine girdi. Hainler mutfaktan erzak çaldı. Evin içine girdikten sonra işte mutfak, otalara girdiler. Ne varsa yemeyecek aldı çıktılar. Burası Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi sınırında bulunan Damlıköy yaylası. Yiyecek sıkıntısı çeken bir grup terörist iki yerli evine girerek erzak çaldı. Umidelerin dört tane gözünü de açtılar. Buzdolabını açtılar. Buzdolabından ziyade burada işte un çuvalları şeyler vardı, onları aldılar. Ondan sonra şu dolabı açtılar. Burada pal, pekmez o şeyleri aldılar. Evinden yiyecek çalınan Neşet Aydın olayı anlattı. Teröristlerin evinin kapı ve pencerelerine zarar verdiğini söyledi. Ceviz vardı, fındık vardı, onları aldılar. Aldıktan sonra da normal kapıyı kapatıp aynı girdikleri yerden çıkmışlar. Olayın ardından askeri yetkililer evlerde incelemelerde bulundu. Teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı. İnşallah yakın zamanda yakalarlar onları. Yetkililer yerle dönüşü evlerde erzak ve yaşamsal malzeme bırakılmaması konusunda yöre halkını uyardı. Sevgili izleyiciler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. FETÖ'nün eğitim ayağına büyük bir operasyon düzenlendi. 93 kişi gözaltına alındı.
Yat çekeceğim. Yat. FETÖ'yle mücadele sürüyor. Hainler bir bir tespit ediliyor. FETÖ Türkiye'de tüm ayaklarıyla deşifre ediliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. FETÖ'nün eğitim ayağına darbe vuruldu. Faaliyetine son verilen bir dershanenin eski yönetici ve çalışanı 93 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Operasyon başlatıldı. Sevgili izleyiciler, günaydın Türkiye'de. Şimdi yurt genelindeki bir hava durumuna bakacağız. Biliyorsunuz İstanbul ve Ankara sağanak yağışın etkisi altındaydı. Bu kez Antalya tatile gelen turistleri sağanak yağışla karşıladı. Konya altında öylesine yağmur yağdı ki yollar göle döndü. Vatandaşlar zor anlar yaşadı. Turizm sezonunu açan Antalya Mayıs ayında dolu şoku yaşadı. Antalya-Konya karayolundaki Alacabel geçidinden gelen görüntüler kara kışı aratmadı. 1825 rakımlı Alacabel'de akşam saatlerinde bastıran ve yarım saat süren dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü. Hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kaldı. Şimdi burayı bir açayım mı, yardımcı olacağım. Hepinize yardımcı olacağım inşallah. Kimi manevra yapıp araçlarını kurtarmaya çalışırken, kimi de araçlarının içinde havanın normale dönmesini bekledi. Kar küreme araçları da hemen devreye girip yolu açmak için çalışmalara başladı. Yolda kayan araçlar çalışmaları güçleştirse de bir saatlik uğraşlardan sonra Konya-Antalya yolunda trafik akışı yeniden sağlandı. Sevgili izleyiciler, Antalya'da durum böyleydi. Hep birlikte izledik. Şimdi Gaziantep'e döneceğiz. Gaziantep'te sağanak yağışın etkisi altındaydı. Vatandaşlar oldukça zor anlar yaşadı. İşyerlerine su bastı, birçok eşya sele kapıldı. Sele kapılanlar arasında araçlar da vardı. Korku dolu o anlarda vatandaşlar sığınacak liman aradı. Gaziantep'in Nizip ve Araban ilçelerinde iki gündür etkili olan sağanak yağış şiddetini artırdı. Caddeler suyla doldu, araçlar adeta suya gömüldü. Bazı işyerleri ve fabrikaları da su bastı. Öyle ki dereler taştı, taşkın suları Fırat Nehri'ne aktı. Bir yağ fabrikasının duvarı yıkıldı. Selin yol açtığı hasarı tespit eden ekipler, yağmurun dinmesinin ardından temizlik çalışmaları başlattı. Sevgili izleyiciler, başkentte hafta sonu yoğun sağanak yağışın etkisindeydi. Öyle ki bir vatandaş adeta Ankara'da sörf yapmıştı. O kişi konuştu ve yaşadıklarını anlattı. Hemşerim aşağı, kendin at ya. Arabalar gidiyor, araba, abo, trafiğe bak, trafiğe. Anam, arabaya bak, arabalar gidiyor. Araç üzerinde böyle sürüklendi. Ankara Mamak'taki sel felaketinde bu görüntülerle hafızalara kazındı. Adam üstünde gidiyor. Yaşadıklarını anlattı. O an çok korktum dedi. Hemşerim aşağı, kendin at ya. Cadde göle döndü. Onlarca araç selde sürüklendi. Görüntüler Mamak'taki sel felaketinde çekildi. Sel gürül gürül akıyordu. Caddedeki araçları da önüne kattı. Ne biçim geliyorlar? Gelenlere bak. İşte o görüntülerde dikkat çeken bir isim vardı. Aracın üzerinde sörf yapan Sayit Muhammed Amel. Ölüm, yani ölüm yaşadım. Dua ettim. Kelime-i şehadet verdim Allah'a. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Görüntülerde Muhammed Amel aracın içinde değil, arabanın üstünde gidiyordu. Adam üstünde gidiyor.
Ocar havliyle arabanın üstünde gitti ama bütün Türkiye onun yaşadıklarını meraklı gözlerle izledi. Bu adam kurtuldu mu lan, aşağıya giden adam? Ölmüş de olabilir, o var ya. Seyit Muhammed Amen bir yıl önce Irak'ın Musul kentinden geldi. Eşi ve dört çocuğuyla Maman Boğaziçi mahallesinde yaşamaya başladı. İşsiz olan Amen, sel felaketinden önce arkadaşına yardım ediyordu. İşte ne olduysa o dakikada oldu. Yağmur yağarken sel başladı. Sel başladıktan sonra ben burada arkadaşım malı kurtarmaya çalıştık. Öndeki mal aldık. Öndeki malı kaldırıma attık. Ondan sonra burada kaldırımda toprak falan şey vardı. Onu atarken suyu engellemek için çalıştık. Duvar çatlayınca malı götürdü. Hep malı götürdü. Arkadaşın kaldırımdaki malı hepsini götürdü. Ben de malların arasında sıkıştım. Aşağıya kadar götürdü. Aşağı doğru da arabanın üstüne atladım ben. Arabanın üstüne atlaya kadar köprüye gittim. Hemşerim aşağı kendin at ya. Arabalar gidiyor, araba abo, trafiğe bak trafiğe. Sevgili izleyiciler, Karaman'da zabıta ekipleri dilencilik yapan şahsı yakaladı ve çevredekilerden o şahsı linç etmelerini istedi. Vatandaş durun abi, bak geliyoruz. Bak adam geliyor, Adana'dan buradan yansısın ya. Bir zabıta yakaladı, dilenciye meydan dayağı attırdı. Arkadaşı engel olmaya çalıştı. O anlar kameralara yansıdı. Madem öyle şikayet ediyoruz, bir kişi gelmiyor yanımıza. Akıl almaz olay Karaman'da yaşandı. Dilencilik yapan kişiyi gören vatandaşlar zabıtaya haber verdi. Belirtilen adrese gelen ekipleri gören dilenci bir süre kaçtı. Ardından kıskıvrak yakalandı. Buraya kadar her şey normaldi. Ancak dilenciyi yakalayan zabıtalardan biri inanılmaz sözler söyledi. Vatandaşları dilenciyi dövmeye çağırdı. Vatandaş durun abi, bak geliyoruz. Bak bu adam geliyor, Adana'dan buradan yansısın ya. Zabıtanın çağrısı karşılık buldu. Bir kişi yerdeki dilenciye yumruk attı. Zabıta bu durumu izlemeye başladı. Aynı zabıta arkadaşının kolundan çekiştirdi. Kalabalığı meydan dayağına davet etti. Bırakmayın, kendiniz gidelim. Şunu vatandaşa bırakın. Madem öyle şikayet ediyoruz, bir kişi gelmiyor yanımıza. Diğer zabıta araya girip linci önlemeye çalıştı. Hayır, hayır, hayır! Dilenen şahıs daha sonra zabıta aracına bindirildi. Geriye bu görüntüler kaldı. Sevgili izleyiciler, Antalya'da feci bir kaza yaşandı. Minibüs otel çalışanlarının içinde olduğu bir servise çarptı. Yola savrulan otel çalışanlarından 3'ü hayatını kaybetti. Bir tane ambulans geldi buraya. Devam et. Yaralılar yola savruldu, bölge kan gölüne döndü. Kaza adeta katliama dönüştü. 3 kişi hayatını kaybetti. Dehşet Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşandı. Minibüs otel servisini arkadan çarptı. Servis yola devrildi. Bir tane ambulans geldi buraya. Araç hurdaya döndü. Servisteki otel çalışanları yola savruldu. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Tamam. 11 kişi yaralıydı. İlk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulanslar durmaksızın çalıştı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Çikolata kaplı özel bir hap üreten çete çökertildi. İşte bu imalathanede özel çikolata, kapsül, macun ve haplar ürettiler.
Ürünleri poşet ve kavanozlara koydular ancak polis baskınıyla yakayı ele verdiler. Yasaklı özel içerikli haplara enerji çikolatası ve bitkisel adı altında kapsül eklediler. Özel ürün haline getirdiler. Çağrı merkezi şeklindeki firma üzerinden kısa mesaj atıp mesajlara dönüş yapanlara bu ürünleri sattılar. Polis Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen özel içerikli haplar olduğu ihbarını aldı. Yapılan operasyonla hapları satan iki kişi ve çağrı merkezinde çalışan kadınlar gözaltına alındı. Sevgili izleyiciler, Bursa Emniyeti büyük bir operasyon için düğmeye bastı. Operasyona tam 1000 polis katıldı. Hipodromda satışı yasak bir maddenin atlara verildiği tespit edildi ve o maddeler ele geçirildi. Tam tamına 1000 polis dev hipodromun etrafını sardı. Ahırları, odaları ve çalışanları didik didik aradı. Baskında çok sayıda uyuşturucu madde ve satışı yasak ilaç ele geçirildi. Burası Bursa Osman Gazi Hipodromu. Narkotik suçlarla mücadele ekibi, destek ekiple beraber Osman Gazi Hipodromu'na baskın düzenledi. 1000 polis geniş çaplı bu dev operasyonda her yeri didik didik aradı. Ekipler yanlarında gelen veteriner hekimlerin incelemesi sonucu atlara verilen çok sayıda yasaklı ilacı ele geçirdi. Bin çalışanın üstü arandı. Uyuşturucu maddeler yakalandı. Dev operasyon ekibine özel eğitimli köpek Rona da eşlik etti. Hipodromdaki ahır ve odalarda bulunan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Sevgili izleyiciler, gümrükte yakalanan yavru köpekler ihaleyle yeni sahiplerine kavuştu. Edirne'de farklı cinslerde 30 gümrük kaçağı yavru köpek ihale satışına çıkarıldı. Kimi çocuğuna köpek almak için katıldı ihaleye, kimi de kendi için aldı. Birini arkadaşımın kızı istedi, birini kendi oğluma, diğerini de başka bir arkadaş, öyle. İhaleye katılanlar köpeklere 2000 liraya kadar teklif verdi. Bir sürü insan geldi, ama para yatıran çok az olmuş. Yavru köpekler yeni sahiplerine kavuştu. Sevgili izleyiciler, dünyada ender görülen bir durum var. İnci kefalinin tatlı sulara tersine göçü başladı. Van'a gideceğiz şimdi ve bu inci kefallerinin bu mevsimde avlanması da yasak. Jandarmada 7/24 inci kefallerinin yolculuğunun başında avlanmamaları için nöbet tutuyor. Oğlum nereden geldi? Bir oltada kaç iğne var? 3 tane. Bu şunlarda kaç tane var? 2-3 tane var. 3 tane. 3 tane var. Hem kaçak avcılığın önüne geçiliyor hem de balıkların göç sırasında yolunu kaybetmesi önleniyor. Jandarmamız 7 gün 24 saat inci kefali için çalışıyor. Yani şu anda sen yasak dönem içerisindesin şu anda. Yani sen buralıyım diyorsun, bu balığa sahip çıkacak olan da sensin. Geçtiğimiz günlerde tatlı akar sulara doğru göç eden inci kefali sulama kanalına girince ölümle karşı karşıya gelmişti. Hemen Engilsu çayının kenarında açılan sulama kanalı nedeniyle balıklar kaç gündür buraya giriyorlar ve burada üremelerini gerçekleştiremeden ölüyorlar. Jandarma önlem almak için harekete geçti. 6 metrelik 2 adet 500'lük boru temin etti. Borular kamyonla sulama kanalına getirildi ve kanala döşendi. İnci kefalinin bölgedeki önemli koruyucularından olan Edremit Jandarma Komutanlığı, Edremit İlçe Bot Komutanlığı çok pratik ve çok ekolojik diyebileceğimiz bir çözüme imza attı.
Borunun başı yaklaşık 1 metre yüksek tutuldu. Suyun şelale şeklinde dökülmesi sağlandı. Böylece balıkların atık sulama kanalına girmesinin önüne geçildi. Dünyada her 13 dakikada bir canlı türü yok olmamak üzere geri kaybolmakta, nesli sona ermektedir. Şayet bu canlılara sahip çıkmazsak, biyolojik zenginlik kaynağımız olan akarsulara sahip çıkmazsak, bugün Van Gölü'nde yaşayan inci kefali de maalesef bu türler arasına girecektir. Jandarmamız bununla yetinmedi. 7 gün 24 saat inci kefali nöbetindeydi. Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen, özellikle 15 Nisan ile 15 Temmuz arasında avlanma yasağı olan inci kefallerinin tutulması işte böyle engellendi. Yani şu anda sen yasak dönem içerisindesin şu anda. Yani sen buralıyım diyorsun, bu balığa sahip çıkacak olan da sensin. Jandarma ekipleri göç yollarında 7-24 nöbet tutmaya devam edecek. Yaklaşan Ramazan ayı öncesi gözümüzde artık gıda fiyatlarında. Sevgili izleyiciler, Kayseri'de pastırmanın kilosu 100 liraya ulaştı. Bir dilimi de 1 lira oldu. Ramazan'a sayılı günler kala Ramazan sofralarının değişmez tadı olan pastırmaya zam geldi. Pastırmanın kilo fiyatına 10 lira zam yapıldı. Kilosu 90 lira olan pastırmanın kilosu 100 lira oldu. Altınla yarışan pastırma fiyatlarına hem müşteriler hem de pastırmacılar tepki gösterdi. Pastırma şu anda yani bir dilimini tarttık biraz önce de gördüğünüz 1 lira, 1.2 lira arasında değişiyor yani bu. Yani çok pahalandı yani. Yanına yaklaşılmaz hale geldi. Biz pastırmacılar olarak da zor durumda kalıyoruz yani. Müşterilerimize anlatamıyoruz. Geçen hafta alıyor örneğin pastırmayı 90 liraya, bugün alıyor 100 liraya. Et mübarek altından daha iyi fiyat yükseliyor. Pastırmanın fiyatı şimdi hem alıcıyı hem de satıcıyı düşündürüyor. Sevgili izleyiciler, yaklaşan Ramazan ayı öncesi Profesör Doktor Canan Karatay da oruç tutacak olanlara tavsiyelerde bulundu. Şimdiden bol bol su için dedi. Profesör Doktor Canan Karatay Düzce'ye geldi. Valiliğin düzenlediği okuryazar buluşmalarına katıldı. Karatay sağlıklı olmanın formülünü verdi. Aynı zamanda yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla oruç tutacak olanlara Ramazan'a hazırlanmaları için şimdiden bol bol su için uyarısında bulundu. Zaten Karatay prensipleri Ramazan'a çok uyuyor. İki öğün. Biliyorsunuz İbn-i Sina da iki öğün derdi. Hazreti Muhammed de iki öğün yerdi. Ve İbn-i Sina derdi ki üçüncü öğün hastalıktır. Çok sağlıklı bir Karatay kahvaltısı yaparsanız bütün günü rahatlıkla geçirirsiniz. Fakat o zamana kadar şimdi biraz daha vakitimiz var. İnsan vücudunu hazırlaması lazım oruca ve susuzluğa. Şimdiden herkesin bol bol su içmesi lazım. Su da tek başına saf su değil. İnsan vücudu %60 sudur. Bu su tuzlu sudur, mineralli sudur. Bunu anlatıyorum. Ramazan sofrasında şekerli, gazlı içecek bulunmayacak. Bitti. Sevgili izleyiciler, Kızılay Ramazan kampanyası başlatıyor. İhtiyaç sahiplerinin yüzü Ramazan'da da gülecek. Gelin Ramazan'da bu hilalin altında buluşalım. Paylaşmanın ve yardımseven olmanın mutluluğunu bir kez daha yaşayalım. Kızılay bu yıl tam 150 yaşına basıyor. 150. yaşını kutlamaya hazırlanan Kızılay Ramazan'da da ihtiyaç sahiplerine derman olmaya devam edecek. Yüz binlerce insan bizden yardım bekliyor. 30 bin çadırın içerisinde 150 bin insana bakmaktayız. Onun dışında 12 yetimhanemizde yaklaşık 9 bin yetim ve dula koruma sağlamaktayız, insani destek vermekteyiz. Kızılay Ramazan kampanyalarını başlattı. Hazırlanan Ramazan kolyeri yardımseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek. Şimdi arkamızda bir Kızılay kolisi var. Bu kolinin fiyatı nedir? 75 lira.
75 lirayı nasıl bağışlayacaklar? Kızılay'ın web sitesi var, Kızılay.org.tr. Kızılay.org.tr'den doğrudan nakit desteklerini sağlayabilirler. Gidecekleri herhangi bir banka şubesine Kızılay'a yardım kolisi, Ramazan kolisi bağışlamak istiyorum dediklerinde 75 çarpı gönüllerinden ne koparsa bu anlamda gönderebilirler. Gelin Kızılay'ın 75 liralık Ramazan kolisinde neler var birlikte bakalım. Bu paketi yolladığınızda ihtiyaç sahiplerine 2 paket mercimek, 2 paket makarna, 2 paket toz şeker, 2 paket kuru fasulye, arpa şehriye, bulgur, pirinç, un, yağ, salça ve tuz göndermiş oluyorsunuz. Kızılay aracılığıyla sadece Ramazan kolisi değil, aynı zamanda fitre, zekat, kurban bağışlarımızı da yapabiliyoruz. Ama nasıl yapıyoruz onu öğrenelim hemen. Kızılay'a bu fitrelerini kısa mesaj aracılığıyla ulaştırabilirler. Zekatlarını bankalar aracılığıyla ya da şubelerimiz aracılığıyla bize ulaştırabilirler. Bu zekatlarıyla ilgili olarak yapılan harcamalar ve ödemelerle ilgili olarak da kendilerine raporlamalar yapılıyor. Kızılay'ın yeni hedefi 10 milyon muhtaca ulaşmak. Bunun için de desteğiniz şart. Sevgili izleyiciler, üç kardeş en güzel zamanlarını yaşayacakken yatağa bağımlı hale geldiler. O engelli kardeşlerin en büyük dayanağı ise anneleri oldu. Sultan, ne oldu kuzum? Aferin, susadın mı oğlum? Tam 20 yıldır üç engelli çocuğuna büyük bir özveriyle bakıyor. Üstelik bir gün bile of demeden sevgi ve şefkatle. 20 yıldır hastalar, 6 yaşında hasta oldular. İlkokulu bitirdi Ahmet Cansu. Ahmet Hasan ortaokulu bitirdiler. Aşama aşama böyle oldu. Ama son 6-7 yıldır görmüyor, yürümüyor, konuşmuyor. Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yaşayan Havva ve Alaaddin Dursun çiftinin 3 çocuğu 20 yıldır ileri derecede epilepsi hastası. Ancak anne Havva Dursun 3 engelli çocuğuyla hiç yılmadan mücadele ediyor. Nasılsın anneciğim? İyi misin aşkım? Nasılsın anneciğim? Dursun çiftinin 26 yaşında Cansu Sultan isminde bir kızları, 24 yaşında Ahmet Mücahit ve Hasan Hüseyin adında ikizleri var. Genetik kromozom bozukluğu olduğu öğrenilen 3 kardeş 4 yaşından bu yana yatağa bağımlı yaşıyor. 20 yıldır hastalar, 6 yaşında hasta oldular. İlkokulu bitirdi Ahmet Cansu. Ahmet Hasan ortaokulu bitirdiler. Aşama aşama böyle oldu. Ama son 6-7 yıldır görmüyor, yürümüyor, konuşmuyor. Anne Havva Dursun evlatlarına bir bebek gibi özenle ve sonsuz bir sevgiyle bakıyor. Onların her ihtiyacını hiç öfkelenmeden sabırla karşılıyor. Cansu son 3 aydır petle beslemeye başladık. Artık yiyemiyor. Algılayamıyordu. Midesinden artık mamayla sadece besliyoruz. Ahmet Hasan onlar kendimiz besliyoruz. Her işiyle kendimiz ilgileniyoruz. Fedakar anne geçirdikleri zor zamanları anlatırken sesi titriyor, gözyaşlarına zor engel oluyor. Mesela zor günler geçiriyoruz ki bir saat değil, iki saat değil, sürekli ağrısı oluyor, sızısı oluyor. Bir bakmışsın sabah 7'si olmuş, hiçbir gözünü kırpmadan bekleyebiliyorsun mesela. Çünkü Allah yardım ediyor yani. Sevgi olmadan hiçbir şey olmaz diyerek de herkese örnek oluyor. Sürekli hani mesela hiç zor gibi gelmiyor. Bir bakmışsın saat 7 olmuş ama 1-2 saattir geçiyormuş gibi. 1 saat, 2 saat uykuyla mesela günlerce ayakta kalabiliyoruz. Hiçbir yetenekleri yok. Ama Cansu son 20 yılın en zor kışını geçirdi yani diyelim. Çok hastalık çekti. Temmuz Şehitler Anıtı'nı gösteriyoruz şimdi size. Ve hemen yanı başında da Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni sizlere kameraman arkadaşım Aziz Turan gösteriyor. Ve ben Sultan Akdoğan. Sevgili izleyiciler, Ankara'dayız. Türkiye'nin başkentinden yapıyoruz Günaydın Türkiye özel yayınımızı. İlk saat dilimini tamamladık. Şimdi ikinci saat diliminde de Günaydın Türkiye
hem dünyadaki hem Türkiye'deki gelişmelerle devam ediyor. Sevgili izleyiciler, ekonomideki başlıklarla başlayacağız. Hükümet önce imar barışı için düğmeye basmıştı. Şimdi ardından varlık barışı geldi. Varlık barışıyla hükümetin yurt dışında yaşayan Türklerin tam 150 milyar dolarını ülkeye çekmeyi hedeflediği ortaya çıktı. Hocam, varlık barışı nedir? Varlık barışı Türk vatandaşlarının yurt dışında tuttukları altın, döviz gibi kazançlarının Türkiye'ye getirilmesi durumunda çok az bir vergi oranıyla iktisadi yaşama sokulması. Varlık barışı düzenlemesiyle yurt dışından 150 milyar doların Türkiye'ye gelmesi hedefleniyor. Parasını getirene 10 başlıkta devlet güvencesi verilecek. Çok düşük bir vergi yüküyle dışarıda tuttukları paralarını, yani bir şekilde kayıt içerisine çekmiş olacaklar. Ve bu iktisadi yaşam içerisinde daha yüksek getiriler elde etme fırsatı açılacak önlerinde. 31 Temmuz 2018'e kadar varlıklarını Türkiye'ye getirenlerden vergi alınmayacak. Bu tarihten sonra ise %2 vergi tahsil edilecek. Hangi şartlarda hiç vergi alınmayacak? Şimdi kendi işletmelerinize yatırım yaptığınız takdirde, yurt dışındaki varlığınızı getirip kendi işletmenizde kullandığınız takdirde sıfır vergi veriyorsunuz. Yatırım yaptığınız işletmeden paranızı çekip başka bir alanda kullandığınızda da vergi uygulanmıyor. Beyan edilen varlıkların kaynağı araştırılmayacak. Yani devlet bu parayı nereden buldun demeyecek. Belgeler için konsolosluk onayı gerekmeyecek. Ve yatırımcı varlıklarını yurt dışındaki borçlarının ödenmesinde de kullanabilecek. Yani varlık barışının doğası zaten bunu nereden buldun diye sormamak üzerinden gidiyor. Türkiye'ye ne kazandıracak varlık barışı? Şimdi biliyorsunuz Türkiye uzun zamandır döviz ihtiyacında olan bir ülke. Biz bunu finanse etmek durumundayız. Şimdi bu varlık barışıyla Türkiye'ye gelecek olan döviz böyle bir açığı kapatacak. Yurt içindeki işte dolar ve döviz cinsinden para genişlemesi de neden olacağı için bu bizim paramızın da güçlenmesine sebep olacak. Sevgili izleyiciler, iki gündür ateşi yükselen dolar da frenlendi. En son 4 lira 37 kuruşa kadar yükselmişti. Yapılan müdahalenin ardından dolar 4 lira 22 kuruşa indi. Ekonomi bürokratları ikinci kez toplandı. Amerika'da ekonomik veriler kötü geldi. Dolar aldıklarını geri verdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki akşam İran'la nükleer anlaşmadan çekileceğini açıklamasının ardından gelişmekte olan ülkelerin paraları değer kaybetti. Türkiye'de de dolar 4 lira 37 liraya koştu. Merkez Bankası dolara müdahale etti. Ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla buluştu. Bu iki kritik müdahale doları 10 kuruş geriletti. Kapalı çarşıda saatler şu anda 13'ü gösteriyor ve dünkü müdahalelerin ardından 10 kuruş kadar geri çekilen dolar hali hazırda 10 kuruşluk farkını koruyor. 4 lira 27 kuruş ve 4 lira 28 kuruş arasında şu ana kadar gidip geliyor. Yani Fed'in oradaki tavrı da doların güçlü durmasını sağlıyor. Dün üretici fiyat endeksinin kötü gelmesi, bugün de TÜFE asıl enflasyon verisi bekleniyor. Onun da kötü gelmesi Fed'in politikalarını biraz ya da faiz arttırışı hedeflerini biraz sarsabilir. Bu noktada belki dolarda miktar değer kaybı gözlemleyebiliriz. Tam da öyle oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi kurmaylarını ikinci kez toplayacağı haberi doları geriletmeye başladı. Amerikan tüketici fiyat endeksi de beklenenden düşük açıklandı. Dolar bir anda 4 lira 22 kuruşlara düştü. Piyasa uzmanı Şirin Sarı'ya göre seçimlere kadar dolar 4 lira 20 kuruşla 4 lira 40 kuruş bandında gidip gelebilir. Dalgalanmalar yaşayabiliriz. Mutlaka fiyatlar bir noktada sabitleşecektir. Mutlaka bir belirli bir bant içerisine oturacaktır. Yatırımcılarımızın ya da ticari olarak iş dünyasının panik yapmaması gerekiyor böyle bir durumda. Sevgili izleyiciler, TGT Haber olarak birçok iş adamıyla Türkiye'nin ekonomik gidişatını konuşmaya devam ediyoruz. Bu noktada iş adamları Türkiye'ye ekonomik bir operasyon yapıldığı konusunda hemfikirler. Sizce Türkiye'nin etrafında böyle bir ekonomik
baskı kuruluyor mu? Kredi durması tabii, bunda kasıtlar var. Dolara geçmememiz lazım. İş adamlarına serin kanlı olma çağrısı yaptı. Başka ülkelerde olsa epeyce bir iş dünyası sıkıntı çekerdi. Dolar kurundaki artış, Merkez Bankası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi kurmaylarının adımlarıyla geri döndürüldü. İTO Meclis üyesi Çetin Tecdelioğlu'na göre özellikle iş adamları bu süreçte serin kanlı olmalı. Önemli olan bizleriz. Bakın biz ticaret adamları, sanayiciler, iş adamları olarak biraz sakin olmamız lazım. Bugünler biraz sonuçta dolara geçmememiz lazım. 7 Haziran'da Merkez Bankası'nın yapacağı toplantı bekleniyor. Bu toplantıda eğer bir faiz artışıyla karşılaşırsak zaten dolarda bir kısım gevşemeyi göreceğiz. Bu arada hükümet imar ve varlık barışı başlıkları altında iki önemli adım attı. Çetin Tecdelioğlu'na göre bu adımlar çok yerinde. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de ciddi para çıkışları oldu. Bu para çıkışlarının Türkiye'ye dönmesi lazım. Vergisi ödenmiş ya da ödenmemiş bu paralar bizimdi. Varlık barışında da bu paraları tekrardan Türkiye'ye davet ediyorlar. Bence %2 gibi bir oranla da gerçekten bu paraları Türkiye'ye döneceğine inanıyorum. Ve S&P'nin kredi notumuzu düşürmesi. İTO Meclis üyesi Ahmet Çelik'e göre karar kasıtlı. Kredi notu tabii, bunda kasıtlar var. Biz de bunlara hazırlıklı olmalıyız. Her dönemde bunlar olacak. Biz içeride sağlam olursak istedikleri kadar uğraşsınlar. Gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek Başbakan Binali Yıldırım hafta başından bu yana bankalara faiz indirimi çağrısı yapıyordu. Şimdiden 3 banka çağrıya uydu. Konut faizleri %1'in altına indi. Ahmet Çelik'e göre bu karar nefes aldıracak. Bayağı bir soluklandırıyor, moralite sağlıyor. 1.30'lara, 1.25'lerden de gelmişti konut. 250 bin lira kredi kullananın aylık şeyi bu düşüşle beraber 450 lira daha az aylık para ödeyecek. Bu ciddi bir rakam. Sevgili izleyiciler, seçime 43 gün kaldı. Şimdi hem siyasetin gündemine bakacağız hem de siyasiler ne diyor ona bakacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran seçimlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı ve Türkiye'nin seçimlerle birlikte güçleneceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Cumhur İttifakı'na destek veren Büyük Birlik Partisi'ne teşekkür etti. Bu kampanyayı en başarılı şekilde sürdürmenin gayreti içinde olacağız, dedi. Malum 24 Haziran seçimleriyle alakalı olarak oluşturduğumuz Cumhur İttifakı'nda Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi müşterek bir çalışmanın, bir gayretin içerisinde olacağız. Bugün Sayın Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici'yi ziyaret etmek suretiyle önümüzdeki sürece yönelik ne gibi hazırlıklar yapabiliriz? Bunları görüşme fırsatımız oldu. Bunları görüşmek suretiyle inanıyorum ki bu süreç içerisinde birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız, çok daha verimli bir kampanyayı nasıl yürütürüz? Bunların üzerinde durduk. Tabii bu süreç içerisinde zaman zaman ben ve arkadaşlarım bu görüşmeleri devam ettireceğiz. Ve bu kampanyayı en başarılı şekilde de sürdürmenin gayreti içerisinde olacağız. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına bakacağız. Şimdi Bahçeli de 24 Haziran seçimlerine ilişkin konuştu ve Cumhur İttifakı mazlumların umududur dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından Cumhur İttifakı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, huzur Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir dedi ve ekledi. İstikbal Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle parlayacaktır.
İstiklal haklarımız Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle güçlenecek ve derinleşecektir. Tam tersini iddia edenler ihanetin bekçileri, işgalcilerin yedekleridir. Türkiye'nin önüne takoz koymayı amaçlayan bayağı ve bayat siyasi akım ve aktörler hangi tahrik ve tezgaha heves ederlerse etsinler, asla başaramayacaklar, asla milli diriliş ve devamlılığı engelleyemeyeceklerdir. Cumhur İttifakı, mazlumların umudu, masum ve mağdurların ufku olacaktır. Sevgili izleyiciler, sosyal medyada başlatılan tamam başlıklı kirli algı operasyonunun kaynağı ortaya çıktı. Bizi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na da, AK Parti Genel Başkanlığı'na da, Başbakanlığa da, Cumhurbaşkanlığı'na da milletimiz getirdi. Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan milletine olan saygısını işte bu sözlerle anlatmıştı. Ancak kirli ve hain odaklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu anlamlı sözlerini çarpıtarak tamam etiketiyle büyük bir algı operasyonu başlattı. 24 Haziran seçimlerini etkilemek isteyen kirli odakların başlattığı operasyonun katılımcı sayısı birkaç saatte 2 milyona yaklaştı. Atılan bu tweetlerin perde arkası kirli operasyonu ortaya çıkardı. Türkiye'den gönderilen 200 bin tweete karşılık farklı ülkelerdeki sahte hesaplardan yüz binlerce mesaj atıldığı ortaya çıktı. Mesajların %90'ının Brezilya, Filipinler, İngiltere ve ABD'den atıldığı belirlendi. Mesajların çoğunun ise FETÖ'yü koruyup kollayan ABD'den atılması dikkatlerden kaçmadı. Sevgili izleyiciler, geçtiğimiz gün gözler AK Parti Genel Merkezi'ne kilitlenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile bir görüşme gerçekleştirmişti. O görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile görüştü. Sohbet ettik, dertleştik. 40 dakika süren görüşmeye ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Güzel bir sohbet oldu. Öyle mi? İkisi de Rizeliymiş. Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anne tarafından Rizeli olduğunu söyledi. Erdoğan da İnce'ye Rize'de yaşayan tanıdık ve akrabaları olup olmadığını sordu. İnce Erdoğan'a tanıdıklarını söyledi. Erdoğan'la İnce'nin Rize'de ortak tanıdıkları olduğu ortaya çıktı. İki Rizeli'nin görüşmesi çay eşliğinde gerçekleşti. Konu bir ara CHP'li Deniz Baykal'ın sağlık durumuna geldi. Muharrem İnce, Deniz Baykal'ı ziyaret ettiğini belirtti. Baykal'ın durumunun gayet iyi olduğunu söyledi. Erdoğan da Deniz Baykal'a acil şifalar diledi. Erdoğan'la İnce arasında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci de konuşuldu. Erdoğan İnce'ye farklı aday tarifleri yapılıyordu ama siz aday oldunuz dedi. Ağlaya ağlaya gittiler, güle güle geri döndüler sevgili izleyiciler. İyi Parti'ye kiralık verilen 15 milletvekili CHP'ye geri döndü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu talimat vermişti. 15 CHP'li milletvekili Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığını garantilemek için İyi Parti'ye geçmişti. Yüksek Seçim Kurulu'nun İyi Parti seçime girebilir kararının ardından hülleci vekiller ortada kalmıştı. Kiralık vekillerin yeniden yuvaya döneceği konuşuluyordu ve beklenen oldu. 15 kiralık vekil yeniden CHP'ye döndü. 15'liler artık yuvada. Görevleri tamam. 22 Nisan'da zoraki olarak İyi Parti'ye gönderilen vekillerin ağlamaklı hali kameralara yansımıştı. Hülleci vekiller gözleri arkada boynu bükük bir şekilde İyi Parti'ye geçmişlerdi. Yaklaşık 3 hafta sonra hülleci vekiller yine mecliste kameraların karşısına geçti. Yuvaya dönen vekillerin bu kez yüzleri gülüyordu. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de partisine dönen Ömer Fethi Gürer'i alnından öperek karşıladı. Hülleci vekillerin bu halleri meclis kulislerinde ağlıya ağlıya gittiler, güle güle döndüler yorumlarına neden oldu. Hülle skandalına imza atan vekillerin meclise faturası ağır oldu. Bir gün bile İyi Parti sıralarında oturmayan milletvekilleri için meclis albümü bir kez daha değiştirilecek. O albümün yeniden basılması gerekiyor şimdi.
15 kiralık vekil yeniden CHP'ye döndü. Konu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın da gündemindeydi. Hülle tiyatrosu sona erdi. 15 kiralık vekil yeniden CHP'ye döndü. CHP ile İYİ Parti arasında yaşanan vekil takası Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın da gündemindeydi. Niye gittiler? Niye geri döndüler? Neden ağlaya ağlaya gönderildi? Neden şimdi tekrar gülerek geri döndürüldü? Madem giderken CHP'liydiniz, geldiniz yine CHP'lisiniz. Öyleyse neden böyle bir halt ettiniz? Herkes merak ediyor. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, yeniden partiye dönen NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer'i alnından öperek karşılamıştı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ o kareyi de eleştirdi. Demokrasi tarihimizin en kara lekesini bu milletvekillerinin alnına, CHP'nin siciline sürdünüz. Öyle bir kara leke sürdünüz ki bunların alnını öperek o kara lekeyi çıkarmanız mümkün değil. Sevgili izleyiciler, emniyet de seçimler için artık teyakkuza geçiyor. 24 Haziran seçimlerinde 531 bin güvenlik görevlisi görev yapacak. İzinler iptal edildi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu seçim bölge güvenlik toplantısı için Samsun'a gitti. Toplantıya 11 ilin valisi, güvenlik kolları ve idareciler katıldı. Bakan Soylu 24 Haziran seçimlerinde güvenlik personellerinin izinlerinin iptal edildiğini duyurdu. Seçim gününe ilişkinde ayrı bir tedbirler bütünü üzerinde değerlendirmelerimiz olacaktır. Seçim gününde İçişleri Bakanlığı'ndaki kolluk birimlerinin bütün izinleri geçmiş dönemlerde olduğu gibi kaldırılmaktadır. Soylu 531 bin personelin seçim güvenliğini sağlayacağını açıkladı. 264.526 emniyet personelimiz, 195.695 jandarmamız, 50.793 güvenlik korucumuz ve 19.993 güvenlik korucumuzla beraber toplam 531 bin personelimiz seçim günü görev başında olacaklardır. Bakan Soylu, hassas bölgelerin ve özellikle trafoların dikkatle korunacağını söyledi. Hassas kişinin korunması ve yerlerin korunması, gerek özellikle altını çiziyorum, enerji altyapısına dair önem arz eden yerlerin korunması, gerek kampanya dönemindeki güvenlik konularında, gerekse olası provokatif eylemlere ilişkin ilgili tüm birimlerimiz ve personelimiz tam kapasiteyle görev başlarında olacaklardır. Sevgili izleyiciler, İsrail Suriye'ye girmeye hazırlanıyor ama hedefinde Suriye'deki İran birlikleri var. Orta Doğu'da yeniden sular ısınmaya başladı. İsrail güçleri Suriye'deki İran birliklerini hem havadan hem karadan vurdu. İran'la İsrail arasında Suriye'de gayri resmi savaş başladı. Golan Tepelerinde gece boyunca bombardıman sesleri yükseldi. İsrail ordusu İran'ı tehdit etti. İsrail ordusu saldırı halinde İran'a derhal karşılık verileceğini açıkladı. Yüksek alarm düzeyinde ve tetikte bekliyoruz. İran'ın Suriye'deki faaliyetlerini izliyoruz. Durumu daha da kızıştırmak istemiyoruz. Ancak İran'ın yeni saldırısına karşılık vereceğiz. Güçlü bir yanıt vermeye hazırız. İranlıları uyarıyoruz. İsrail tankları da sınırda toplarını Suriye'ye çevirmiş durumda bekliyor. Uzmanlara göre artık vekalet savaşları geride kaldı. İran'la İsrail Suriye'de resmen karşı karşıya geldiler. Sevgili izleyiciler, Milli Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, Türkiye'nin aldığı F-35 savaş uçaklarıyla S-400 füze hava savunma sistemlerinin teslim tarihini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun tüm engelleme ve itirazına rağmen F-35 ile S-400'ler Türkiye'ye teslim ediliyor. Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, F-35 ve S-400'lerin teslimat tarihini açıkladı. Demir, F-35'ler için ilk teslimatın 21 Haziran'da olacağını belirtti. Rusya'dan alınacak S-400 hava savunma sisteminde ilk teslimat da Temmuz 2019'da yapılacak.
Amerikan Kongresi'nde bazı senatörler geçtiğimiz günlerde F-35'lerin Türkiye'ye teslimatını engellemek için yasa tasarısı sunmuştu. Yasa tasarısının gerekçesi olarak Amerikalı rahip Andrew Brunson'un Türkiye'de tutuklu bulunması gösterilmişti. Amerika ve NATO'nun tehditlerine Türkiye kulak asmadı. F-35 ile S-400'ler teslim edilme tarihleri açıklanmış oldu. Sevgili izleyiciler, bir süredir gözler Efes 2018 tatbikatındaydı. Tatbikatın gündüz bölümü tamamlandı. Gece bölümü başladı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da o tatbikatı izledi. Paraşütlü askerlerimiz düşman bölgesine sızdı. Komandolarımız botlarla çıkarma yaptı. Atak helikopterimizden kurşun yağdı. Düşman kuvvetler bozguna uğratıldı. Efes 2018 tatbikatı tüm ihtişamıyla sürüyor. Seçkin gözlemci günü gece faaliyetleri icra edildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da tatbikatı izledi. Planlı hedefler gerçek mühimmatlarla ateş altına alındı. Özel kuvvet, SAS ve SAT timlerimiz denizden ve havadan düşman mevzilerine sızdı. Bomba atıldı. Atak helikopterimizden kurşun yağdı. Düşman güçler hava saldırısı düzenlemek istedi. Hava savunma silahlarımız başarılı atışlarıyla girişimi engelledi. Tatbikat başarılıydı. Genelkurmay Başkanı Akar ve kuvvet komutanları başarıya alkışladı. Doğu Karadeniz'de terörist PKK'ya yönelik operasyonlar da aralıksız devam ediyor. Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde yiyecek sıkıntısı çeken teröristler iki yayla evinden erzak çaldı. PKK'lı teröristler yayla evine girdi. Hainler mutfaktan erzak çaldı. Evin içine girdikten sonra işte mutfak, otalara girdiler. Ne varsa yemeyecek aldı çıktılar. Burası Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi sınırında bulunan Damlıköy yaylası. Yiyecek sıkıntısı çeken bir grup terörist iki yayla evine girerek erzak çaldı. Umidelerin dört tane gözünü de açtılar. Buzdolabını açtılar. Buzdolabından ziyade burada işte un çuvalları şeyler vardı, onları aldılar. Ondan sonra şu dolabı açtılar. Burada pal, pekmez, o şeyleri aldılar. Evinden yiyecek çalınan Neşet Aydın olayı anlattı. Teröristlerin evinin kapı ve pencerelerine zarar verdiğini söyledi. Ceviz vardı, fındık vardı, onları aldılar. Aldıktan sonra da normal kapıyı kapatıp aynı girdikleri yerden çıkmışlar. Olayın ardından askeri yetkililer evlerde incelemelerde bulundu. Teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı. İnşallah yakın zamanda yakalanlar onları. Yetkililer yayla dönüşü evlerde erzak ve yaşamsal malzeme bırakılmaması konusunda yöre halkını uyardı. Aniden bastıran yağmur, hayvanlarını otlatmaya çıkan çobanlarla tarlalarında çalışan çiftçileri mahsur bıraktı. Sağanak yağış sel getirdi. Taşan dereler çobanları ve hayvanlarını mahsur bıraktı. Yol su altında. Geçiş yok. Görüntüler Diyarbakır Ergani'den. Ali Taş köyünde aralıksız yağan yağmur sonrası ortaya çıkan manzaralar böyleydi.
Yağışla taşan Şengalek deresi, çalışmak için tarlalarına giden çiftçileri ve hayvanlarını otlamaya çıkan çobanları mahsur bıraktı. Derenin ortasındaki bir adacıkta hayvanlarıyla mahsur kalan çobanı kurtarmak için devreye AFAD girdi. Bölgeye getirilen botlar aralıksız çalıştı. Uzun uğraşlardan sonra mahsur kalan 3'ü kadın 5 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Sel bölgedeki arıcılara da büyük zarar verdi. Adana arıcısıyım. Buraya arkadaş arıları getirdi. Hep selin altında kalmış 2 kamyon arısı. Onu kurtarmaya geldik. 100 arı kovanı akıntıyla kapılıp kayboldu. Sevgili izleyiciler, Aksaray'da yaşayan 56 yaşındaki adamın evinde çıkan yangında hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı. Ama otopsi raporu yaşlı adamın aslında yangında değil, cinayete kurban gittiğini ortaya çıkardı. 3 kuruş borcu için canından oldu. Önce bıçaklandı, sonra yakıldı. Cinayetin adresi Aksaray'dı. 56 yaşındaki Salih Koçak evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Ama ekipler olayı şüpheli buldu. Adli tıp raporunda da Koçak'ın yanmadan önce 14 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Olayın cinayet olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri zanlıları yakalamak için özel bir ekip kurdu. 3 ay süren çalışmanın ardından 2 şüpheli gözaltına alındı. Harun, neden işlediniz cinayeti? Şüphelilerden biri lokantacı Gökhan B, diğeri üniversite öğrencisi Ömer B'ydi. Zanlılar çapraz sorguya alındı. Salih Koçak'ın 200 liralık yemek borcunu ödemediği için öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlıları Koçak'ın başına keserle vurup 14 kez bıçakladıklarını, delil bırakmamak için de yaktıklarını söyledi. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Koçak'ın katil zanlısı lokantacıyla cinayetten 15 gün önce bu fotoğrafı çektirdiği ortaya çıktı. Tartıştığı kişi önce silahla vurdu, ardından dövdü. Araya girmeye çalışanları da tokatladı. Tartıştığı kişiyi silahla vurdu, araya girmek isteyenleri de tokatladı. Bir kişi ısrarla üzerine yürüdü ama her seferinde tokata maruz kaldı. Sonra hiçbir şey olmamış gibi uzaklaştı. Burası İstanbul Kartal. İki grup arasında tartışma çıktı. İçlerinden biri silahlıydı. Silahı çıkardığı an darbe de çıktı. Kalabalığın arasından birine ateş açtı. Bacağından vurulan kişi tutunduğu arkadaşıyla birlikte yere düştü. Hızını alamayan saldırgan ateş açtığı kişiyi tokatlamaya başladı. Arbede sırasında üçü birden yere düştü. O sırada saldırganın düşürdüğü silahı diğer arkadaşı aldı. Silahsız kalan saldırgan bu kez de araya girenleri tokatlamaya başladı. Bir kişi defalarca tokata maruz kaldı. Saldırgan bir arkadaşının kolundan tutmasıyla olay yerinden uzaklaştırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumu iyi. Polis silahlı saldırganı arıyor. Sevgili izleyiciler, Karaman'da akıl almaz bir olay yaşandı. Dilencilik yapan şahsı yakalayan zabıta çevredekilerden dilenciyi linç etmelerini istedi. Vatandaş durun abi, bak geliyoruz. Kapağı adam geliyor, adam adam ulan yansısın ya. Bir zabıta yakaladığı dilenciye meydan dayağı attırdı. Arkadaşı engel olmaya çalıştı. Anlar kameralara yansıdı. Madem öyle şikayet ediyoruz, bir kişi gelmiyor yanımıza. Akıl almaz olay Karaman'da yaşandı. Hayır, 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 hayır.
Dilencilik yapan kişiyi gören vatandaşlar zabıtaya haber verdi. Belirtilen adrese gelen ekipleri gören dilenci bir süre kaçtı. Ardından kıskıvrak yakalandı. Buraya kadar her şey normaldi. Ancak dilenciyi yakalayan zabıtalardan biri inanılmaz sözler söyledi. Vatandaşları dilenciyi dövmeye çağırdı. Vatandaş durun abi bak geliyor musun? Bak bu adam geliyor Adana'da bunlar yansısın ya. Zabıtanın çağrısı karşılık buldu. Bir kişi yerdeki dilenciye yumruk attı. Zabıta bu durumu izlemeye başladı. Aynı zabıta arkadaşının kolundan çekiştirdi. Kalabalığı meydan dayağına davet etti. Bırakmayın, kendiniz gidelim. Sizi vatandaşa bırakalım. Madem öyle şikayet ediyorsunuz, bir kişi gelmiyor yanımıza. Diğer zabıta araya girip linci önlemeye çalıştı. Dilenen şahıs daha sonra zabıta aracına bindirildi. 50 kişi alıyoruz. Beni aramasını aldım. Adam bir tartışık yapmış. Adam bir tartışık yapmış. Adam bir tartışık yapmış. Geriye bu görüntüler kaldı. Sevgili izleyiciler, çikolata kaplı özel hap üreten çete çökertildi. İşte bu imalathanede özel çikolata, kapsül, macun ve haplar ürettiler. Ürünleri poşet ve kavanozlara koydular ancak polis baskınıyla yakayı ele verdiler. Yasaklı özel içerikli haplara enerji çikolatası ve bitkisel adı altında kapsül eklediler. Özel ürün haline getirdiler. Çağrı merkezi şeklindeki firma üzerinden kısa mesaj atıp mesajlara dönüş yapanlara bu ürünleri sattılar. Polis Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen özel içerikli haplar olduğu ihbarını aldı. Yapılan operasyonla hapları satan iki kişi ve çağrı merkezinde çalışan kadınlar gözaltına alındı. Sevgili izleyiciler, tırın altına giren sürücü hurdaya dönen aracından sağ çıktı. İnanılır gibi değil ama gerçek. Bu araçtan sağ çıkmayı başardı. Tırı arkadan çarpan otomobil işte bu hale geldi. Sürücü Urdu'ya dönen araçtan sağ çıktı. Bu inanılmaz kaza İstanbul Sultan Gazi yolu üzerinde yaşandı. Habibler Hadımköy yolunda sağ şeritten ağır ağır giden tıra Hakan Demirci'nin kullandığı otomobil arkadan çarptı. Otomobil arka koltuğuna kadar tırın altındaydı. Ayırıcı lazım, ayırıcı. Sürücü tır dorsesine boylu boyunca uzanmış vaziyetteydi. Bilinci yerindeydi. Ayırıcı hazır, kumandan. Ayırıcı hazır. Tır şoförü Mehmet Elik kaza anını anlattı. Otobandan çıktım. Evet. Habibler kavşağına doğru ilerlerken... Karabalık olduğundan dolayı yavaş yavaş sağımı aldım. Biliyorsunuz ağır vasiteler devamlı sağ şeridinde. Birden bir ses patladı. Ondan sonra ne olup bittiğini ben anlayamadım. Şoför tırdan inince büyük bir şaşkınlık yaşadığını söyledi. Olduktan sonra indik, baktık. Gelen ilgilendi, milgilendi. İtfaiye geldi, kaldırdık. Adam benim senin gibi konuşuyor yani. Bacaklarında bir şey yok. Ben bizzat elledim bacaklarını. Hiçbir şey yok. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü bir taraftan sıkıştığı yerden kurtarırken evet Arnavutköy Hadımköy yolu. Diğer taraftan benzin sızdıran aracı kontrol altına aldı. Sağlık ekibi sıkışan sürücüye müdahale etti. Bu sırada birçok duyarsız sürücü kazayı görmesine rağmen kornaya bastı. Kazazede hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol tekrar eski haline getirildi. Sevgili izleyiciler, hipodroma 1000 polisle büyük bir operasyon düzenlendi. Atlara verildiği tespit edilen satışı yasak ilaçlara da el konuldu.
Tam tamına 1000 polis dev hipodromun etrafını sardı. Ahırları, odaları ve çalışanları didik didik aradı. Baskında çok sayıda uyuşturucu madde ve satışı yasak ilaç ele geçirildi. Burası Bursa Osman Gazi Hipodromu. Narkotik suçlarla mücadele ekibi destek ekiple beraber Osman Gazi Hipodromu'na baskın düzenledi. 1000 polis geniş çaplı bu dev operasyonda her yeri didik didik aradı. Ekipler yanlarında gelen veteriner hekimlerin incelemesi sonucu atlara verilen çok sayıda yasaklı ilacı ele geçirdi. Bin çalışanın üstü arandı. Uyuşturucu maddeler yakalandı. Dev operasyon ekibine özel eğitimli köpek Rona da eşlik etti. Hipodromdaki ahır ve odalarda bulunan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Sevgili izleyiciler, polis şüpheli aracı durdurunca hareketli anlar yaşandı. Araçla birlikte şüpheliler de arandı. Şüpheli araç durduruldu. Araçtakiler neye uğradıklarını şaşırdı. Abi sen bana niye vurdun? Adam benden sigara istedi. Narkotimler Beyoğlu Dolapdere'de yol uygulaması yaptı. Ekipler seyir halindeki bir araçtan şüphelendi. Sürücünün hareketlerini takip eden tim, yanına yaklaşan bir kişinin ondan uyuşturucu madde istediğini fark etti. Harekete geçen ekipler sürücüyü ve araca yaklaşan kişinin önünü keserek durdurdu. Abi sen bana niye vurdun? Adam benden sigara istedi. Şüphelilerin üstü arandı, araç kontrol edildi. Kim malı taşıyorsun? Ben abi sokakta kalıyorum. Tamam, kim malı taşıyorsun? Senin malı yok abi. Ne? Uyuşturucu maddenin atıldığını söyleyen polis şüphelileri serbest bıraktı. Arabam var, ona bana sigara aldırdı, para veriyorsun ha? Para vermedim ki. Ne verdin ki? Motosikletli trafik magandası arkasına aldığı kişiyle trafikte tek teker terörü estirdi. Tek teker üstünde iki kişi vardı. Güya şov yapıyorlardı. Oysa bu yaptıkları ölüme davetiye çıkarmaktı. Tek teker terörü İstanbul Beşiktaş'ta görüntülendi. Kazaya davetiye çıkaran görüntüler bu kadarına pes dedirtti. Motosikletli sürücü arkasına aldığı kişiyle metrelerce böyle gitti. Umursamaz sürücü daha önce Barbaros Bulvarı'nda tehlike saçmıştı. Akan trafiğe rağmen yine metrelerce yolu tek teker üzerinde seyretmişti. İşin garip yanı, korku dolu bu anları motosikletli sürücünün bir arkadaşının kaydetmesiydi. Trafik magandası hiçbir güvenlik önleminin alınmadığı bu ölümle dansı bir de marifetmiş gibi sosyal medyada paylaştı. Sevgili izleyiciler, misafirler için hazırladığı patatesle ekmekten bir lokma alan kadının için işte o lokma sonu oldu. Çünkü lokma boğazına kaçtı. Nefessiz kalıp yere yığılan iki çocuk annesi hayatını kaybetti. Ağzına bir lokma ekmek attı ama o lokma nefes borusuna kaçınca hayatından oldu. 54 yaşındaki Kadriye Görür, Adana Seyhan'da yaşıyordu. Evinde misafir ağırlıyordu. Bir ara mutfağa gidip misafirleri için hazırladığı patatesli ekmekten bir lokma kopardı. Ama çiğnemeye çalıştığı o lokma nefes borusuna kaçınca yere yığıldı. Onu yerde yatarken bulan yakınları 112'yi aradı. Gelen ekip nefes borusundaki lokmayı çıkardı ama Görür'ü hayata döndüremedi. Düşerken başını yere çarptığı belirlenen iki çocuk annesi Kadriye Görür'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. ₺400.000 evde ₺132.000 indirim. Sevgili seyirciler, bankalar faizleri indirince tapu daireleri de harçları indirdi. Vatandaşa büyük indirim geldi. Bankalar konut kredi faiz oranını devletse tapu harçlarına indirdi. ₺400.000 evde vatandaşın ₺132.000 karı oldu.
Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Bankalar Birliği toplantısında bankacılık sektörüne çağrıda bulundu. 7 Mayıs'taki çağrının ardından ilk indirim yapan Ziraat Bankası oldu. Onu Halkbank izledi. Konut kredisi faiz oranları 1.23'ten 0.98'e indi. Bankaların indirimine ek olarak tapu harçlarında da indirime gidildi. %4 olan tapu harcı %3'e indirildi. 400 bin liralık bir konutta faiz indirimiyle birlikte aylık 710 lira, toplamda ise 88 bin lira avantaj sağlandı. 3 teşvikle birlikte 400 bin liralık konuttaki toplam indirim 132 bin liraya ulaştı. 300 bin liralık bir evde ise vatandaşın kârı 75 bin lirayı bulacak. Vatandaş 200 bin liralık evde ise 42 bin liralık kazanç elde etmiş olacak. Sevgili izleyiciler, saatlerimiz artık 07.30'u gösteriyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hemen önünden yaptığımız yayında 1,5 saati geride bıraktık. Gündemdeki gelişmelerle devam ediyoruz. Gümrük kapılarında yakalanan yavru köpekler ihaleyle yeni sahiplerine kavuştu. Edirne'de farklı cinslerde 30 gümrük kaçağı yavru köpek ihale satışına çıkarıldı. Kimi çocuğuna köpek almak için katıldı ihaleye, kimi de kendi için aldı. Birini arkadaşımın kızı istedi, birini kendi oğluma, diğerini de başka bir arkadaş, öyle. İhaleye katılanlar köpeklere 2000 liraya kadar teklif verdi. Bir sürü insan geldi, ama para yatıran çok az olmuş. Çok az. Yavru köpekler yeni sahiplerine kavuştu. Sevgili izleyiciler, dünyanın en ender olaylarından biri Van'da gerçekleşiyor. İnci kefalinin tatlı sulara yolculuğu başladı ve avlanması bu dönemde de yasak. Jandarmamız da 7/24 inci kefallerinin avlanmaması için nöbet tutuyor. Oğlum nereden geldi? Bir ortada kaç iğne var? 3. Onda şunlarda kaç tane var? 3 tane var. Hem kaçak avcılığın önüne geçiliyor, hem de balıkların göç sırasında yolunu kaybetmesi önleniyor. Jandarmamız 7 gün 24 saat inci kefali için çalışıyor. Yani şu anda sen yasak dönem içerisindesin şu anda. Yani sen buralıyım diyorsun, bu balığa sahip çıkacak olan da sensin. Geçtiğimiz günlerde tatlı akar sulara doğru göç eden inci kefali sulama kanalına girince ölümle karşı karşıya gelmişti. Hemen Engilsu çayının kenarında açılan sulama kanalı nedeniyle balıklar kaç gündür buraya giriyorlar ve burada üremelerini gerçekleştiremeden ölüyorlar. Jandarma önlem almak için harekete geçti. 6 metrelik 2 adet 500'lük boru temin etti. Borular kamyonla sulama kanalına getirildi ve kanala döşendi. İnci kefalinin bölgedeki önemli koruyucularından olan Edremit Jandarma Komutanlığı, Edremit İlçe Bot Komutanlığı çok pratik ve çok ekolojik diyebileceğimiz bir çözüme imza attı. Borunun başı yaklaşık 1 metre yüksek tutuldu. Suyun şelale şeklinde dökülmesi sağlandı. Böylece balıkların atık sulama kanalına girmesinin önüne geçildi. Dünyada her 13 dakikada bir canlı türü yok olmamak üzere geri kaybolmakta. Nesli sona ermektedir. Şayet bu canlılara sahip çıkmazsak, biyolojik zenginlik kaynağımız olan akarsulara sahip çıkmazsak, bugün Van Gölü'nde yaşayan inci kefali de maalesef bu türler arasına girecektir. Jandarmamız bununla yetinmedi. 7 gün 24 saat inci kefali nöbetindeydi. Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen, özellikle 15 Nisan ile 15 Temmuz arasında avlanma yasağı olan inci kefallerinin tutulması işte böyle engellendi. Yani şu anda sen yasak dönem içerisindesin şu anda. Yani sen buralıyım diyorsun, bu balığa sahip çıkacak olan da sensin. Jandarma ekipleri göç yollarında 7/24 nöbet tutmaya devam edecek. Sevgili izleyiciler, yerli otomobil için o sözleşme ertelendi. Açıklamayı da Bilim Bakanı Faruk Özlü yaptı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Konya'daydı. Yerli otomobil sözleşmesi hakkında konuştu. Toplantının ertelendiğini duyurdu. Şirket ortaklık sözleşmesinin hazırlanmasında avukatlar, şirket avukatları bir ilave bir süre ihtiyaçları olduğunu ifade ettiler. Bu ilave ihtiyaç duyulan ilave süre sebebiyle yarınki sözleşme imzalanması ve CEO açıklanmasını erteliyoruz. Toplantı bu ay içinde yapılacak. Mayıs ayı içerisinde yine yapacağız. Avukatlarımızın bir süre ihtiyaçları var. Gelecek hafta salı gününe kadar ihtiyaçları olduğunu söylediler. Ortaokulun hemen dibinde misyonerlik yapmaya çalışıyorlar. Skandal olayın adresi ise İstanbul Maltepe. Küçücük çocukları Hristiyanlaştırmaya çalışıyorlar ama veliler durumu oldukça tepkili. Burası ne olarak? Kilise. İbadethane. İbadethane. Misyonerlik yaymaya çalışıyor. İncil dağıttılar. Bizim çocuklarımızı bu saatler içerisinde gelip açıp davet etmelerini engelledim. Okul önünde misyonerlik faaliyeti yürütüyorlar. Öğrencilere size Korece dili öğreteceğiz deyip içeride Hristiyanlığı öğretiyorlar. Burası ne olarak yazıyor? Kilise. İbadethane. İbadethane. İbadet ediyoruz. Hristiyanlık olarak mı yoksa? Evet. Skandal olayın adresi İstanbul Maltepe'de bir ortaokulun hemen önü. Misyonerler dernek çatısı altında okulun hemen önünde öğrencileri içeri davet edip minik çocukların beynini yıkıyor. Üstelik o derneğin Maltepe Belediyesi'nden ruhsatı bile yok. İddialara göre misyonerlik faaliyeti işte bu noktada yapılıyor. Binanın giriş katında okul ile mesafesine bakarsak ortaokul hemen yanımızda. Bu alanla ortaokul arasında yaklaşık 10-15 metrelik mesafe var işte. Bu noktada bulunan kişiler Korece dili öğretiyoruz diye okul çıkışlarında öğrencileri bu noktanın içerisine alıp yine iddialara göre misyonerlik faaliyetleri yürütüyor. Misyonerlik çalışmaları ülkemizde kanunen yasak değil. Ancak veliler bu durumdan rahatsız. Okul çıkışı saatlerinde açık ve davetkar olduklarını veli olarak net görüyoruz. Vallahi hiç hoş karşılamıyorum. Yani okulun dibinde olmaması gereken bir şey. Ben de veli arkadaşlardan duydum. Ama çocuklarımız zaten çağrılıyor. Biliyorsunuz masada hani iki tatlıyı gördüm. Çocukların hepsi oturur yani. Aslında kapının üzerinde bulunan bu yazı işin özetini anlatıyor. Neden diye sorarsanız Korece dili öğreten kişiler nasıl bu yazıyı yazar? Bakın, ibadet her pazar saat 11'de yazısı yazmışlar. Ve altta da öğrenciler anne babasının iznini almadan giremez yazısını yazmışlar. Ki bu yazı tepkiler gelmeden önce bulunmuyordu. Veliler ve bu bölgede bulunan vatandaşlar bu noktaya şikayet edince burada bulunan kişiler de bu yazıyı yazmak zorunda kaldı. Mesela geçen Kandil'de İncil dağıttılar. İncil kitabı da. Tabii İncil dağıttılar Maltepe meydanında. Tabii arkadaşlarımız tepki gösterince sağa sola kaçtılar. Tabii bundan rahatsızız. Müdür Bey'e söylediğimizde müdür bey bir geldi, ne yapıyorsunuz, neden böyle yapıyorsunuz dediğinde biz Korece öğretiyoruz. İşte içerisi görünmeyen yer. İçeridekilerin elinde İncil dualarını ediyorlar. Velilerse yetkili makamların okul yanındaki bu misyonerlik faaliyetine müdahale edilmesini bekliyor. Sevgili izleyiciler, Ramazan ayına girmemize de artık sayılı günler kaldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuştu. Bu yılki Ramazan ayının temasının israf olduğunu söyledi. Mübarek Ramazan ayı yaklaşıyor. Ramazan öncesi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıklamalar yaptı. Açlık ve yoksulluğa dikkat çekti. Milyonlarca insanın bu konuda mücadele verdiğini söyledi. Ramazan ayının temasını açıkladı. Bu seneki temamız son derece önemli bir konuyu gündeme getirmektedir. Bu sene diyoruz ki
israf olmasın. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ramazan'da yapılacak etkinlikler eğlenceye dönüşmesin dedi. Erbaş, Türkiye'nin yıllardır sürdürdüğü ensarlık görevine devam etmesi gerektiğini söyledi. Ramazan'da da ensar olma özelliğimizi artırarak devam ettirmeliyiz. Ülkemize sığınan muhacir kardeşlerimiz başta olmak üzere bu rahmet mevsiminde yeryüzünde hiç kimse kendisini garip, yalnız ve gurbette hissetmemelidir. Sevgili izleyiciler, yemek kartlarındaki yüksek komisyonla ilgili bir süredir Gümrük Bakanlığı bir çalışma yürütüyordu. O çalışma tamamlandı. İşte detayları. Yemek kartı kullanıyoruz. Toplamda 4 tane firmanın kartını kullanıyoruz. Nakit para yok, yok. Nakit para nerede? 910 komisyon alıyor. Perişan olduk zaten. Çalışıyoruz. Bir ay sonra para yatıyor. Ortalama 2 ay sonra biz de paramız cebimize geliyor. Sorunları saymakla bitmiyordu. Yemek kartlarında yüksek komisyon, paraların geç yatması. Yemek kartınız var mı? Yemek kartım var. Yemek kartınızda markette alışveriş yapıyorsunuz? Yapıyorum. Alıyor mu markette? Burada almıyor ama başka yerde alıyorlar. %6, %9. Peki bu durumdan şikayetçi misiniz? Şikayetçiyim. Güzel haber. En sonunda bakanlık durumu el attı. Yemek kartıyla market alışverişinde alınan yüksek komisyonlar azaltıldı. %6'yı geçemeyecek. Bir ay sonra hemen hesabınızı yatacak. O iyi olur. Ama bu komisyon şeyinde bir şekilde bizden parasını alacaklar. Öyle düşünüyorum. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yemek kartlarına yaptığı yeni düzenleme ile birlikte kart şirketleri esnafa yaptığı ödemeleri 30 günü geçiremeyecek. Yemek kartlarındaki düzenleme bakanlığın bir süredir gündemindeydi. Akıllardaki soru ise yemek kartları market alışverişinde kullanılmaya devam edebilecek miydi? İşte bu müjdeli haber de bakanlıktan geldi ve yemek kartları market alışverişinde kullanılmaya devam edecek. Market alış Evet yapıyorum. Ne sıkıntı yapıyorsunuz? Her ay. Ayın 1'i dediği zaman marketteyiz. Yani gece açık olsa gece 1'de gideceğiz markete. Sevgili izleyiciler, Kızılay Ramazan kampanyası başlatıyor. İhtiyaç sahiplerinin yüzü Ramazan'da da gülecek. Gelin Ramazan'da bu hilalin altında buluşalım. Paylaşmanın ve yardımseven olmanın mutluluğunu bir kez daha yaşayalım. Kızılay bu yıl tam 150 yaşına basıyor. 150. yaşını kutlamaya hazırlanan Kızılay Ramazan'da da ihtiyaç sahiplerine derman olmaya devam edecek. Yüz binlerce insan bizden yardım bekliyor. 30 bin çadırın içerisinde 150 bin insana bakmaktayız. Onun dışında 12 yetimhanemizde yaklaşık 9 bin yetim ve dula koruma sağlamaktayız, insani destek vermekteyiz. Kızılay Ramazan kampanyalarını başlattı. Hazırlanan Ramazan kolyeri yardımseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek. Şimdi arkamızda bir Kızılay kolyesi var. Bu kolinin fiyatı nedir? 75 lira. 75 lirayı nasıl bağışlayacaklar? Kızılay'ın web sitesi var, Kızılay.org.tr. Kızılay.org.tr'den doğrudan nakit desteklerini sağlayabilirler. Gidecekleri herhangi bir banka şubesine Kızılay'a yardım kolisi, Ramazan kolisi bağışlamak istiyorum dediklerinde 75 çarpı gönüllerinden ne koparsa bu anlamda gönderebilirler. Gelin Kızılay'ın 75 liralık Ramazan kolisinde neler var birlikte bakalım. Bu paketi yolladığınızda ihtiyaç sahiplerine 2 paket mercimek, 2 paket makarna, 2 paket toz şeker, 2 paket kuru fasulye, arpa şehriye, bulgur, pirinç, un, yağ, salça ve tuz göndermiş oluyorsunuz. Kızılay aracılığıyla sadece Ramazan kolisi değil, aynı zamanda fitre, zekat, kurban bağışlarımızı da yapabiliyoruz. Ama nasıl yapıyoruz onu öğrenelim hemen. Kızılay'a bu fitrelerini kısa mesaj aracılığıyla ulaştırabilirler. Zekatlarını bankalar aracılığıyla ya da şubelerimiz aracılığıyla bize ulaştırabilirler. Bu zekatlarıyla ilgili olarak yapılan harcamalar ve ödemelerle ilgili olarak da kendilerine raporlamalar yapılıyor. Kızılay'ın yeni hedefi 10 milyon muhtaca ulaşmak. Bunun için de desteğiniz şart. Üç kardeş en güzel zamanlarını yaşayacakken yatağa bağımlı hale geldi. Engelli kardeşlerin en büyük dayanağı ise anneleri oldu.
Sultan. Ne oldu kuzum? Aferin, susadın mı oğlum? Tam 20 yıldır 3 engelli çocuğuna büyük bir özveriyle bakıyor. Üstelik bir gün bile of demeden sevgi ve şefkatle. 20 yıldır hastalar. 6 yaşında hasta oldular. İlkokulu bitirdi Ahmet Cansu. Ahmet Hasan ortaokulu bitirdiler. Aşama aşama böyle oldu. Ama son 6-7 yıldır görmüyor, yürümüyor, konuşmuyor. Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yaşayan Havva ve Alaaddin Dursun çiftinin 3 çocuğu 20 yıldır ileri derecede epilepsi hastası. Ancak anne Havva Dursun 3 engelli çocuğuyla hiç yılmadan mücadele ediyor. Nasılsın anneciğim? İyi misin aşkım? Nasılsın anneciğim? Dursun çiftinin 26 yaşında Cansu Sultan isminde bir kızları, 24 yaşında Ahmet Mücahit ve Hasan Hüseyin adında ikizleri var. Genetik kromozom bozukluğu olduğu öğrenilen 3 kardeş 4 yaşından bu yana yatağa bağımlı yaşıyor. 20 yıldır hastalar. 6 yaşında hasta oldular. İlkokulu bitirdi Ahmet Cansu. Ahmet Hasan ortaokulu bitirdiler. Aşama aşama böyle oldu. Ama son 6-7 yıldır görmüyor, yürümüyor, konuşmuyor. Anne Havva Dursun evlatlarına bir bebek gibi özenle ve sonsuz bir sevgiyle bakıyor. Onların her ihtiyacını hiç öfkelenmeden sabırla karşılıyor. Son 3 aydır petle beslemeye başladık. Artık yiyemiyor, algılayamıyordu. Midesinden artık mamayla sadece besliyoruz. Ahmet Hasan onlar... Kendimiz besliyoruz. Her işiyle kendimiz ilgileniyoruz. Fedakar anne geçirdikleri zor zamanları anlatırken sesi titriyor, gözyaşlarına zor engel oluyor. Mesela zor günler geçiriyoruz ki bir saat değil, iki saat değil, sürekli ağrısı oluyor, sızısı oluyor. Bir bakmışsın sabah 7'si olmuş, hiçbir gözünü kırpmadan bekleyebiliyorsun mesela. Çünkü Allah yardım ediyor yani. Sevgi olmadan hiçbir şey olmaz diyerek de herkese örnek oluyor. Sürekli hani mesela hiç zor gibi gelmiyor. Bir bakmışsın saat 7 olmuş ama 1-2 saattir geçiyormuş gibi. 1 saat, 2 saat uykuyla mesela günlerce ayakta kalabiliyoruz. Hiçbir yetenekleri yok. Ama Cansu son 20 yılın en zor kışını geçirdi yani diyelim. Çok hastalık çekti. Siyasetin merkezi Ankara'dayız. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni gösteriyoruz şimdi size Beştepe'de. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin hemen yanı başından Günaydın Türkiye Özel devam ediyor. Artık 3. saat dilimine giriyoruz. Gündemdeki gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili izleyiciler, Türkiye'nin seçimine tam 43 gün kaldı. Adım adım Türkiye sandık başına gidiyor. Şimdi seçim haberleriyle başlıyor Günaydın Türkiye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına bakacağız. Cumhur İttifakı'na ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çeken bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Birlik Partisi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan Cumhur İttifakı'na destek veren Büyük Birlik Partisi'ne teşekkür etti. Bu kampanyayı en başarılı şekilde sürdürmenin gayreti içinde olacağız dedi. Malum 24 Haziran seçimleriyle alakalı olarak oluşturduğumuz Cumhur İttifakı'nda Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi müşterek bir çalışmanın, bir gayretin içerisinde olacağız. Bugün Sayın Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici'yi ziyaret etmek suretiyle önümüzdeki sürece yönelik ne gibi hazırlıklar yapabiliriz? Bunları görüşme fırsatımız oldu. Bunları görüşmek suretiyle inanıyorum ki bu süreç içerisinde birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız çok daha verimli bir kampanyayı nasıl yürütürüz? Bunların üzerinde durduk. Tabi bu süreç içerisinde zaman zaman ben ve arkadaşlarım bu görüşmeleri devam ettireceğiz. Ve bu kampanyayı en başarılı şekilde de
sürdürmenin gayreti içerisinde olacağız. Sevgili izleyiciler, sosyal medyada başlatılan tamam başlıklı kirli algı operasyonunun kaynağı bulundu. Bizi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na da, AK Parti Genel Başkanlığı'na da, Başbakanlığa da, Cumhurbaşkanlığı'na da milletimiz getirdi. Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan milletine olan saygısını işte bu sözlerle anlatmıştı. Ancak kirli ve hain odaklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu anlamlı sözlerini çarpıtarak tamam etiketiyle büyük bir algı operasyonu başlattı. 24 Haziran seçimlerini etkilemek isteyen kirli odakların başlattığı operasyonun katılımcı sayısı birkaç saatte 2 milyona yaklaştı. Atılan bu tweetlerin perde arkası kirli operasyonu ortaya çıkardı. Türkiye'den gönderilen 200 bin tweete karşılık farklı ülkelerdeki sahte hesaplardan yüz binlerce mesaj atıldığı ortaya çıktı. Mesajların %90'ının Brezilya, Filipinler, İngiltere ve ABD'den atıldığı belirlendi. Mesajların çoğununsa FETÖ'yü koruyup kollayan ABD'den atılması dikkatlerden kaçmadı. Sevgili izleyiciler, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Hakkari'de Türk bayraklı bir miting düzenlemişti. AK Parti sözcüsü Mahir Ünal o mitinge ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. AK Parti sözcüsü Mahir Ünal gazetecilerin sorularını cevapladı. Ünal'a Muharrem İnce'nin Hakkari'deki Türk bayraklı mitingi soruldu. Ünal, mitingin terörle mücadelenin başarısı sonucunda gerçekleştiğini söyledi. Güzel gelişmedir. Hakkari'de PKK'nın siyasi uzantısı niteliğindeki bir partinin adeta taahhüdüyle miting yapmış olması geçmişte herkesin içini acıtmıştır. Bugün bu şekilde miting yapıyor olmaları da aynı zamanda sabah akşam meşruiyetini tartışmaya açtıkları ve kurumsal itibarıyla sabah akşam adeta itibarsızlaştırma söylemi kullandıkları devletin ne kadar güçlü olduğunu, bölgede teröristlerin bırakın şehri kırsaldan bile temizlendiğini ve bölgenin artık terörle mücadelenin sonunda nasıl güvenli hale geldiğini bölgeye gittiğinizde görüyorsunuz. Hakkari'de, Tunceli'de son derece güvenli, son derece sorunsuz. İnsanlar gece saat 12'ye kadar sokakta alışveriş yapabiliyorlar. Gece geç saatlere kadar güven içerisinde sokaklarda dolaşabiliyorlar. Böyle bir Türkiye'de Türk bayrağıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı mitingini yapacak, yapmalıdır. Sevgili izleyiciler, geçtiğimiz gün gözler AK Parti Genel Merkezi'ndeydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Muharrem İnce o görüşmenin ayrıntılarını sosyal medya hesabından anlattı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bütün Cumhurbaşkanı adaylarıyla görüşeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. 40 dakikalık görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Muharrem İnce'yi AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Kabul sonrası Muharrem İnce sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bazı çevreler çirkin bir şekilde Erdoğan'ın oturduğu koltuğu dillerine dolamıştı. İnce tam tersi bir tutum takındı. Hiçbir saygısızlığın yaşanmadığını söyledi. AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan'la 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdik. Sohbet ettik, başarı diledik. Ortada hiçbir saygısızlık yoktu. Koltuk haberlerine itibar etmeyin. Ben kimseye haksızlık etmem. Ağlaya ağlaya gittiler, güle güle geri döndüler. Sevgili seyirciler, CHP'den İYİ Parti'ye verilen 15 kiralık vekil partisine geri döndü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu talimat vermişti. 15 CHP'li milletvekili Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığını garantilemek için İYİ Parti'ye geçmişti. Yüksek Seçim Kurulu'nun İYİ Parti seçime girebilir kararının ardından hülleci vekiller ortada kalmıştı. Kiralık vekillerin yeniden yuvaya döneceği konuşuluyordu ve beklenen oldu. 15 kiralık vekil yeniden CHP'ye döndü. 15'liler artık yuvada. Görevleri tamam. 22 Nisan'da zoraki olarak İYİ Parti'ye gönderilen vekillerin ağlamaklı hali kameralara yansımıştı. Hülleci vekiller gözleri arkada boynu bükük bir şekilde İYİ Parti'ye geçmişlerdi. Yaklaşık 3 hafta sonra hülleci vekiller yine mecliste kameraların karşısına geçti. Yuvaya dönen vekillerin bu kez yüzleri gülüyordu. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de partisine dönen Ömer Fethi Gürer'i alnından öperek karşıladı. Hülleci vekillerin bu halleri meclis kulislerinde ağlaya ağlaya gittiler, güle güle döndüler yorumlarına neden oldu. Hülle skandalına imza atan vekillerin meclise faturası ağır oldu. Bir gün bile İYİ Parti sıralarında oturmayan milletvekilleri için meclis albümü bir kez daha değiştirilecek. O albümün yeniden basılması gerekiyor şimdi. ...15 milletvekilinin partilerine U dönüşüne MHP lideri Devlet Bahçeli'den de tepki geldi. ...vermiş herkes adına ayrı ayrı alınlarında... CHP'li 15 milletvekili İYİ Parti'ye geçmişti. Hülleci vekiller 18 gün sonra yeniden CHP'ye döndü. Bunu eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli... ...15'liler olayı milli iradenin inkarıdır ifadelerini kullandı. Karşımızda demokrasi kahramanları değil... Demokrasinin katilleri vardır ve alayı lekelidir. Sevsinler sizin demokrasi anlayışınızı. Yere bassın sizin kiralık, siyasi açmaz ve anlayışınız. 15'ler olayı demokrasinin soysuzlaşması, milli iradenin inkarıdır. Sevgili izleyiciler, 43 gün kaldı seçimlere ve yurt genelinde seçim güvenliği için de emniyet teyakkuza geçiyor. İzinler iptal edildi. 24 Haziran'da 531 bin güvenlik görevlisi de görevlerinin başında olacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarını getirelim konuya ilişkin. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu seçim bölge güvenlik toplantısı için Samsun'a gitti. Toplantıya 11 ilin valisi, güvenlik kolları ve idareciler katıldı. Bakan Soylu 24 Haziran seçimlerinde güvenlik personellerinin izinlerinin iptal edildiğini duyurdu. Seçim gününe ilişkin de ayrı bir tedbirler bütünü üzerinde değerlendirmelerimiz olacaktır. Seçim gününde İçişleri Bakanlığı'ndaki kolluk birimlerinin bütün izinleri geçmiş dönemlerde olduğu gibi kaldırılmaktadır. Soylu 531 bin personelin seçim güvenliğini sağlayacağını açıkladı. 264.526 emniyet personelimiz, 195.695 jandarmamız, 50.793 güvenlik korucumuz ve 19.993 güvenlik korucumuzla beraber toplam 531 bin personelimiz seçim günü görev başında olacaklardır. Bakan Soylu, hassas bölgelerin ve özellikle trafoların dikkatle korunacağını söyledi. Hassas kişinin korunması ve yerlerin korunması gerek özellikle altını çiziyorum. Enerji altyapısına dair önem arz eden yerlerin korunması, gerek kampanya dönemindeki güvenlik konularında gerekse olası provokatif eylemlere ilişkin ilgili tüm birimlerimiz ve personelimiz tam kapasiteyle görev başlarında olacaklardır. Sevgili izleyiciler, yerli otomobil sözleşmesi ertelendi. Kritik açıklamayı Bilim Bakanı Faruk Özlü yaptı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Konya'daydı. Yerli otomobil sözleşmesi hakkında konuştu, toplantının ertelendiğini duyurdu. Şirket ortaklık sözleşmesinin hazırlanmasında avukatlar, şirket avukatları bir ilave bir süre ihtiyaçları olduğunu ifade ettiler. Bu ilave ihtiyaç duyulan ilave süre sebebiyle yarınki sözleşme imzalanması ve CEO açıklanmasını erteliyoruz. Toplantı bu ay içinde yapılacak. Mayıs ayı içerisinde yine yapacağız. Avukatlarımızın bir süre ihtiyaçları var. Gelecek hafta salı gününe kadar ihtiyaçları olduğunu söylediler.
Sevgili izleyiciler, günaydın. Türkiye'de şimdi ekonomideki gelişmelere birlikte bakacağız. İmar barışının ardından hükümet bu kez varlık barışı için düğmeye bastı. Türklerin yurt dışında bulunan 150 milyar dolarının ülkeye de girmesi hedefleniyor. Hocam, varlık barışı nedir? Varlık barışı Türk vatandaşlarının yurt dışında tuttukları altın, döviz gibi kazançlarının Türkiye'ye getirilmesi durumunda çok az bir vergi oranıyla iktisadi yaşama sokulması. Varlık barışı düzenlemesiyle yurt dışından 150 milyar doların Türkiye'ye gelmesi hedefleniyor. Parasını getirene 10 başlıkta devlet güvencesi verilecek. Çok düşük bir vergi yüküyle dışarıda tuttukları paralarını, yani bir şekilde kayıt içerisine çekmiş olacaklar. Ve bu iktisadi yaşam içerisinde daha yüksek getiriler elde etme fırsatı açılacak önlerinde. 31 Temmuz 2018'e kadar varlıklarını Türkiye'ye getirenlerden vergi alınmayacak. Bu tarihten sonra ise %2 vergi tahsil edilecek. Hangi şartlarda hiç vergi alınmayacak? Şimdi kendi işletmelerinize yatırım yaptığınız takdirde, yurt dışındaki varlığınızı getirip kendi işletmenizde kullandığınız takdirde sıfır vergi veriyorsunuz. Yatırım yaptığınız işletmeden paranızı çekip başka bir alanda kullandığınızda da vergi uygulanmıyor. Beyan edilen varlıkların kaynağı araştırılmayacak. Yani devlet bu parayı nereden buldun demeyecek. Belgeler için konsolosluk onayı gerekmeyecek. Ve yatırımcı varlıklarını yurt dışındaki borçlarının ödenmesinde de kullanabilecek. Yani varlık barışının doğası zaten bunu nereden buldun diye sormamak üzerinden gidiyor. Türkiye'ye ne kazandıracak varlık barışı? Şimdi biliyorsunuz Türkiye uzun zamandır döviz ihtiyacında olan bir ülke. Biz bunu finanse etmek durumundayız. Şimdi bu varlık barışıyla Türkiye'ye gelecek olan döviz böyle bir açığı kapatacak. Yurt içindeki işte dolar ve döviz cinsinden para genişlemesine neden olacağı için bu bizim paramızın da güçlenmesine sebep olacak. Sevgili seyirciler, Ziraat Bankası'nın ardından Halk Bank da konut kredi faizlerini geri çekti. Kredi faiz oranlarında indirimler peş peşe geldi. Ziraat Bankası'ndan sonra Halk Bank'ta konut faiz oranında indirime gitti. Başbakan Binali Yıldırım geçtiğimiz günlerde bankalara faiz oranlarını indirin çağrısında bulunmuştu. Konut kredi faiz oranı %1.23'ten 0.98'e indirildi. Ziraat Bankası'nı Halk Bank izledi. 10 yıl vadeli 500 bin liraya kadar olan konut kredisinde faiz oranı aylık 0.98 seviyesine çekildi. Ardı ardına gelen faiz oranı indirimi konut sektöründe de heyecana neden oldu. Sektör temsilcileri önümüzdeki günlerde konut satışlarında hareketlenme olmasını bekliyor. İki gündür ateşi yükselen dolar frenlendi. En son 4.37 kuruşa kadar yükselmişti. Yapılan müdahalenin ardından dolar 4.22 kuruşa geriledi. Ekonomi bürokratları ikinci kez toplandı. Amerika'da ekonomik veriler kötü geldi. Dolar aldıklarını geri verdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki akşam İran'la nükleer anlaşmadan çekileceğini açıklamasının ardından gelişmekte olan ülkelerin paraları değer kaybetti. Türkiye'de de dolar 4 lira 37 liraya koştu. Merkez Bankası dolara müdahale etti. Ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla buluştu. Bu iki kritik müdahale doları 10 kuruş geriletti. Kapalı çarşıda saatler şu anda 13'ü gösteriyor ve dünkü müdahalelerin ardından 10 kuruş kadar geri çekilen dolar hali hazırda 10 kuruşluk farkını koruyor. 4 lira 27 kuruş ve 4 lira 28 kuruş arasında şu ana kadar gidip geliyor. Yani Fed'in oradaki tavrı da doların güçlü durmasını sağlıyor. Dün üretici fiyat endeksinin kötü gelmesi, bugün de TÜFE ve asıl enflasyon verisi bekleniyor. Onun da kötü gelmesi Fed'in politikalarını biraz ya da faiz arttırışı hedeflerini biraz sarsabilir. Bu noktada belki dolarda miktar değer kaybı gözlemleyebiliriz. Tam da öyle oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi kurmaylarını ikinci kez toplayacağı haberi doları geriletmeye başladı. Amerikan Tüketici Fiyat Endeksi de beklenenden düşük açıklandı.
Dolar bir anda 4 lira 22 kuruşlara düştü. Piyasa uzmanı Şirin Sarı'ya göre seçimlere kadar dolar 4 lira 20 kuruşla 4 lira 40 kuruş bandında gidip gelebilir. Dalgalanmalar yaşayabiliriz. Mutlaka fiyatlar bir noktada sabitleşecektir. Mutlaka bir belirli bir bant içerisine oturacaktır. Yatırımcılarımızın ya da ticari olarak iş dünyasının panik yapmaması gerekiyor böyle bir durumda. Sevgili izleyiciler, TGRT Haber olarak Türkiye'nin ekonomideki gidişatını iş adamlarıyla konuşmaya devam ediyoruz. Birçok iş adamının hemfikir olduğu bir konu var ki o da Türkiye'ye ekonomik bir operasyon yapıldığı yönünde. Sizce Türkiye'nin etrafında böyle bir ekonomik baskı kuruluyor mu? Kredi notu tabii bunda kasıtlar var. Dolara geçmememiz lazım. İş adamlarına serin kanlı olma çağrısı yaptı. Başka ülkelerde olsa... Epeyce bir iş dünyası sıkıntı çekerdi. Dolar kurundaki artış, Merkez Bankası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi kurmaylarının adımlarıyla geri döndürüldü. İTO Meclis üyesi Çetin Tecdelioğlu'na göre özellikle iş adamları bu süreçte serin kanlı olmalı. Önemli olan bizleriz. Bakın biz ticaret adamları, sanayiciler, iş adamları olarak biraz sakin olmamız lazım. Bugünler biraz sonuçta dolara geçmememiz lazım. 7 Haziran'da Merkez Bankası'nın yapacağı toplantı bekleniyor. Bu toplantıda eğer bir faiz artışıyla karşılaşırsak zaten dolarda bir kısım gevşemeyi göreceğiz. Bu arada hükümet imar ve varlık barışı başlıkları altında iki önemli adım attı. Çetin Tecdelioğlu'na göre bu adımlar çok yerinde. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de ciddi para çıkışları oldu. Bu para çıkışlarının Türkiye'ye dönmesi lazım. Vergisi ödenmiş ya da ödenmemiş bu paralar bizimdi. Varlık barışında da bu paraları tekrardan Türkiye'ye davet ediyorlar. Bence %2 gibi bir oranla da gerçekten bu paraları Türkiye'ye döneceğine inanıyorum. Ve S&P'nin kredi notumuzu düşürmesi. İTO Meclis üyesi Ahmet Çelik'e göre karar kasıtlı. Kredi notu tabii bunda kasıtlar var. Biz de bunlara hazırlıklı olmalıyız. Her dönemde bunlar olacak. Biz içeride sağlam olursak istedikleri kadar uğraşsınlar. Gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek Başbakan Binali Yıldırım hafta başından bu yana bankalara faiz indirimi çağrısı yapıyordu. Şimdiden 3 banka çağrıya uydu. Konut faizleri %1'in altına indi. Ahmet Çelik'e göre bu karar nefes aldıracak. Bayağı bir soluklandırıyor. Moralite sağlıyor. 1.30'lara 1.25'lerden gelmişti konut. 250 bin lira kredi kullananın aylık şeyi bu düşüşle beraber 450 lira daha az aylık para ödeyecek. Bu ciddi bir rakam. Sevgili izleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın dini lideri Ruhani ile telefonda görüştü. O telefon görüşmesinin ana gündem maddesi ise Amerika'nın İran'la yaptığı nükleer anlaşmadan geri çekilme kararıydı. Erdoğan bu kararı doğru bulmadıklarını Ruhani'ye iletti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la nükleer anlaşmayı iptal etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu karardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Kaybeden Amerika olacaktır çünkü yaptığı bir anlaşmaya sadık kalmadı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü. Görüşmede Amerika'nın İran'la varılan nükleer anlaşmadan çekilme kararı ele alındı. Erdoğan Ruhani'ye Amerika'nın anlaşmadan çekilme kararını doğru bulmadığını söyledi. Erdoğan, Türkiye olarak ortak eylem planının korunmasından yana olduklarını vurguladı. İsrail Suriye'ye girmeye hazırlanıyor. Ancak bu kez tankların hedefinde İran birlikleri var. Orta Doğu'da sular yeniden ısınmaya başladı. İsrail güçleri Suriye'deki İran birliklerini hem havadan hem karadan vurdu. İran'la İsrail arasında Suriye'de gayri resmi savaş başladı. Golan tepelerinde gece boyunca bombardıman sesleri yükseldi. İsrail ordusu İran'ı tehdit etti.
İsrail ordusu saldırı halinde İran'a derhal karşılık verileceğini açıkladı. Yüksek alarm düzeyinde ve tetikte bekliyoruz. İran'ın Suriye'deki faaliyetlerini izliyoruz. Durumu daha da kızıştırmak istemiyoruz. Ancak İran'ın yeni saldırısına karşılık vereceğiz. Güçlü bir yanıt vermeye hazırız. İranlıları uyarıyoruz. İsrail tankları da sınırda toplarını Suriye'ye çevirmiş durumda bekliyor. Uzmanlara göre artık vekalet savaşları geride kaldı. İran'la İsrail Suriye'de resmen karşı karşıya geldiler. Sevgili izleyiciler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Gaziantep'te esnaf ziyareti yaptı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 24 Haziran seçimleri öncesi Gaziantep'teydi. Seçim bölge güvenlik toplantısına katıldı. Ardından Gaziantep esnafını ziyaret etti. Soylu esnafla yakından ilgilendi. Bol kazanç dileklerinde bulundu. Süleyman Soylu çocukları da unutmadı. Dağıttığı oyuncaklarla çocukların yüzünü güldürdü. Desteğe devam mı? Soylu'ya vatandaşların ilgisi de yoğundu. Herkes resim çektirmek için sıraya girdi. Gaziantep Kalesi çevresinde yerli turistlerle de bir süre sohbet etti. Esnaftan başkanlık seçimleriyle ilgili destek sözü aldı. Ardından oradan ayrıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar FETÖ ile mücadelede net konuştu. FETÖ'den TSK temizlendikçe güçleniyor dedi. Hedefler tam isabetle vuruldu. Askerimiz başarılı performansıyla bir kez daha güven verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından İzmir'de düzenlenen Efes 2018 tatbikatı tamamlandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar FETÖ ile mücadeleye değindi. Ordumuzun daha da güçlendiğini söyledi. Her fırsatta Türk Silahlı Kuvvetleri'ni zayıflatmak ve yıpratmak için çalışan içimizdeki hain, alçak FETÖ mensupları 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'ne, demokrasimize ve onun köklü değerleriyle saygın kurumlarına kastederek asil milletimizin özgürlüğünü hedef almıştır. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman evlatları ve asil milletimiz birlik içerisinde yüksek siyasi direktifler doğrultusunda FETÖ'ye karşı durmuş, demokrasiye sahip çıkarak bu örgütü başarısızlığa uğratmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri FETÖ mensuplarından temizlendikçe çok daha güçlenmektedir. Bu tatbikatta biraz önce izlediğimiz, biraz önce tamamlanan tatbikatta gösterilen başarı da bunun en son somut kanıtı olmuştur. Sevgili izleyiciler, bir süredir gözler İzmir'de nefes kesen Efes 2018 tatbikatının gündüz bölümü tamamlandı, gece bölümüne geçildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da o tatbikatı izledi. Paraşütlü askerlerimiz düşman bölgesine sızdı. Komandolarımız botlarla çıkarma yaptı. Atak helikopterimizden kurşun yağdı. Düşman kuvvetler bozguna uğratıldı. Efes 2018 tatbikatı tüm ihtişamıyla sürüyor. Seçkin gözlemci günü gece faaliyetleri icra edildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da tatbikatı izledi. Planlı hedefler gerçek mühimmatlarla ateş altına alındı.
özel kuvvet, SAS ve SAT timlerimiz denizden ve havadan düşman mevzilerine sızdı. Bomba atıldı. Atak helikopterimizden kurşun yağdı. Düşman güçler hava saldırısı düzenlemek istedi. Hava savunma silahlarımız başarılı atışlarıyla girişimi engelledi. Tatbikat başarılıydı. Genelkurmay Başkanı Akar ve kuvvet komutanları başarıya alkışladı. Doğu Karadeniz'de terörist PKK'ya yönelik operasyonlar da aralıksız devam ediyor. Sevgili izleyiciler, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde açlık sıkıntısı çeken teröristler iki yayla evinden erzak çaldı. PKK'lı teröristler yayla evine girdi. Hainler mutfaktan erzak çaldı. Evin içine girdikten sonra işte mutfak, otalara girdiler. Ne varsa yemeyecek aldı çıktılar. Burası Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi sınırında bulunan Damlıköy yaylası. Yiyecek sıkıntısı çeken bir grup terörist iki yayla evine girerek erzak çaldı. Umidelerin dört tane gözünü de açtılar. Buzdolabını açtılar. Buzdolabından ziyade burada işte un çuvalları şeyler vardı. Onları aldılar. Ondan sonra şu dolabı açtılar. Burada pal, pekmez, o şeyleri aldılar. Evinden yiyecek çalınan Neşet Aydın olayı anlattı. Teröristlerin evinin kapı ve pencerelerine zarar verdiğini söyledi. Ceviz vardı, fındık vardı. Onları aldılar. Aldıktan sonra da normal kapıyı kapatıp aynı girdikleri yerden çıkmışlar. Olayın ardından askeri yetkililer evlerde incelemelerde bulundu. Teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı. İnşallah yakın zamanda yakalarlar onları. Yetkililer yayla dönüşü evlerde erzak ve yaşamsal malzeme bırakılmaması konusunda yöre halkını uyardı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. FETÖ'nün eğitim ayağına büyük bir darbe vuruldu. FETÖ ile mücadele sürüyor. Hainler bir bir tespit ediliyor. FETÖ Türkiye'de tüm ayaklarıyla deşifre ediliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. FETÖ'nün eğitim ayağına darbe vuruldu. Faaliyetine son verilen bir dershanenin eski yönetici ve çalışanı 93 kişi hakkında gözaltı kararı alındı, operasyon başlatıldı. Sevgili izleyiciler, şimdi günaydın Türkiye'de yurt genelindeki hava durumuna bir bakacağız. Antalya'ya gideceğiz. Antalya'da tatile gidenleri kar sürprizi karşıladı. Konya altında yarım saatlik yağışta yollar kapandı ve bakın sürücüler nasıl zor anlar yaşadı. Turizm sezonunu açan Antalya, Mayıs ayında dolu şoku yaşadı. Antalya-Konya karayolundaki Alacabel geçidinden gelen görüntüler kara kışı aratmadı. 1825 rakımlı Alacabel'de akşam saatlerinde bastıran ve yarım saat süren dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü. Hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kaldı. Şimdi burayı bir açayım, yardımcı olacağım. Hepinize yardımcı olacağım inşallah. Kimi manevra yapıp araçlarını kurtarmaya çalışırken kimi de araçlarının içinde havanın normale dönmesini bekledi. Kar küreme araçları da hemen devreye girip yolu açmak için çalışmalara başladı. Yolda kayan araçlar çalışmaları güçleştirse de bir saatlik uğraşlardan sonra Konya-Antalya yolunda trafik akışı yeniden sağlandı. Sağanak yağış sele neden oldu. Birçok iş yerini su bastı. İş yerlerini su bastı. Birçok eşya sele kapıldı. Sele kapılanlar arasında araçlar da vardı.
Korku dolu o anlarda vatandaşlar sığınacak liman aradı. Gaziantep'in Nizip ve Araban ilçelerinde iki gündür etkili olan sağanak yağış şiddetini artırdı. Caddeler suyla doldu, araçlar adeta suya gömüldü. Bazı iş yerleri ve fabrikaları da su bastı. Öyle ki dereler taştı, taşkın suları Fırat Nehri'ne aktı. Bir yağ fabrikasının duvarı yıkıldı. Selin yol açtığı hasarı tespit eden ekipler, yağmurun dinmesinin ardından temizlik çalışmaları başlattı. Sevgili izleyiciler, sağanak yağış Ankara'yı da etkisi altına almıştı. Mamak'ta bir vatandaş yolda kalan aracının üzerinde adeta selde sörf yapmıştı. O anları anlattı. Hemşerim aşağı, kendini at ya. Arabalar gidiyor, araba, abo, trafiğe bak, trafiğe. Anam, arabaya bak, arabalar gidiyor. Araç üzerinde böyle sürüklendi. Ankara Mamak'taki sel felaketinde bu görüntülerle hafızalara kazındı. Adam üstünde gidiyor. Yaşadıklarını anlattı, o an çok korktum dedi. Hemşerim aşağı, kendini at ya. Cadde göle döndü. Onlarca araç selde sürüklendi. Bu görüntüler Mamak'taki sel felaketinde çekildi. Sel gürül gürül akıyordu. Caddedeki araçları da önüne kattı. Ne biçim geliyorlar? Gelenlere bak. İşte o görüntülerde dikkat çeken bir isim vardı. Aracın üzerinde sörf yapan Sayit Muhammed Amel. Ölüm yani, ölüm yaşadım. Dua ettim. Kelime-i şehadet verdim Allah'a. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Görüntülerde Muhammed Amel aracın içinde değil, arabanın üstünde gidiyordu. Adam üstünde gidiyor. O can havliyle arabanın üstünde gitti ama bütün Türkiye onun yaşadıklarını meraklı gözlerle izledi. O adam kurtuldu mu lan, aşağıya giden adam? Ölmüş de olabilir, o var ya. Seyit Muhammed Amen bir yıl önce Irak'ın Musul kentinden geldi. Eşi ve dört çocuğuyla Mamak'ın Boğaziçi mahallesinde yaşamaya başladı. İşsiz olan Amen, sel felaketinden önce arkadaşına yardım ediyordu. İşte ne olduysa o dakikada oldu. Yağmur yağarken sel başladı. Sel başladı, sonra ben burada arkadaşım malum kurtarmaya çalıştık. Öndeki mal aldık. Öndeki malı kaldırıma attık. Ondan sonra burada kaldırımda toprak falan şey vardı. Onu atarken suyu engellemek için çalıştık. Duvar çatlayınca malı götürdü. Hep malı götürdü. Arkadaşın kaldırımdaki malı hepsini götürdü. Ben de malların arasında sıkıştım. Aşağıya kadar götürdü. Aşağı doğru da arabanın üstüne atladım ben. Arabanın üstüne atlaya kadar şey köprüye gittim. Hemşerim aşağı, kendini at ya. Arabalar gidiyor, araba, abo, trafiğe bak, trafiğe. Sevgili izleyiciler, günaydın Türkiye'de. Şimdi bir son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz. Yurt genelinde düğmeye basıldı FETÖ operasyonu için. İstanbul merkezli başlatıldı operasyonu ve 300 askere FETÖ operasyonu kapsamında gözaltı kararı çıkartıldı. Bir kez daha tekrar edelim. Yurt genelinde İstanbul merkezde FETÖ için yeni bir operasyon başlatıldı. 300 asker için gözaltı kararı çıkartıldı. Sevgili izleyiciler, şimdi gündemdeki diğer gelişmelerle devam ediyoruz. Aksaray'da akıl almaz bir olay yaşandı. Dilencilik yaptığı belirlenen şahsı yakalayan zabıta ekipleri dilenciyi vatandaşların linç etmesini istedi. Bir zabıta yakaladığı dilenciye meydan dayağı attırdı. Arkadaşı engel olmaya çalıştı. O anlar kameralara yansıdı. Madem öyle şikayet ediyoruz, bir kişi gelmiyor yanımıza. Akıl almaz olay Karaman'da yaşandı. Dilencilik yapan kişiyi gören vatandaşlar zabıtaya haber verdi. Belirtilen adrese gelen ekipleri gören dilenci bir süre kaçtı. Ardından kıskıvrak yakalandı. Buraya kadar her şey normaldi.
Ancak dilenciyi yakalayan zabıtalardan biri inanılmaz sözler söyledi. Vatandaşları dilenciyi dövmeye çağırdı. Vatandaş durun abi bak geliyor musun? Bak bu adam geliyor Adana'da buradan yansıtık yap. Zabıtanın çağrısı karşılık buldu. Bir kişi yerdeki dilenciye yumruk attı. Zabıta bu durumu izlemeye başladı. Aynı zabıta arkadaşının kolundan çekiştirdi. Kalabalığı meydan dayağına davet etti. Bırakmayacağız, kendiniz gidelim. Şimdi vatandaşa bırakalım. Madem öyle şikayet ediyoruz, bir kişi gelmiyor yanımıza. Diğer zabıta araya girip linci önlemeye çalıştı. Hayır, hayır, hayır! Dilenen şahıs daha sonra zabıta aracına bindirildi. Geriye bu görüntüler kaldı. Kalorifer peteğine saklanan yılan bir okulda paniğe yol açtı, okul boşaltıldı. Görüntü Balıkesir'in Gönen ilçesinden. Çok programlı lisenin atölyesinden yılan çıktı. Yılan kalorifer peteğindeydi. Sınıfta yılan gören öğrenciler okul idaresine haber verdi. Okuldaki öğrenciler derhal tahliye edildi. İtfaiye çağrıldı. Fazla. Isırıyor bu. İtfaiye ekipleri yılanı bulunduğu yerden çıkarmayı başardı. Yılan doğaya bırakıldı. Tavuklar didiklemez mi onu? Yakalayamazlar. Yayla evinde yangın çıktı. Çıkan yangın evi, ahırı ve traktörü kullanılamaz hale getirdi. Yayla evi alev alev yandı. Yangını söndürmek için vatandaş itfaiye ekipleriyle birlikte seferber oldu. Muğla'nın Menteşe ilçesindeki yayla evinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına müdahale eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü arasözleri yangına müdahale etti. Yangın sırasında mutfak bölümünde meydana gelen patlamalar vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Üç saat sonunda yangın söndürüldü. Yangında yayla evi, ahır, traktör ve evdeki eşyalar tamamen yandı. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Yangının kuyu şalterinden kaynaklandığı düşünülüyor. Antalya'da otel çalışanlarının içinde bulunduğu servise minibüs çarptı. Yola savrulan otel çalışanlarından üçü hayatını kaybetti. Bir tane ambulans geldi devam buraya. Yaralılar yola savruldu, bölge kan gölüne döndü. Kaza adeta katliama dönüştü. Üç kişi hayatını kaybetti. Dehşet Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşandı. Minibüs otel servisine arkadan çarptı. Servis yola devrildi. Bir tane ambulans geldi buraya. Araç hurdaya döndü. Servisteki otel çalışanları yola savruldu. İlk belirlemelere göre üç kişi hayatını kaybetti. On bir kişi yaralıydı. İlk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulanslar durmaksızın çalıştı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Tırın altına giren sürücü hurdaya dönen aracından sağ çıktı. İnanılır gibi değil ama gerçek. Bu araçtan sağ çıkmayı başardı. Tırı arkadan çarpan otomobil işte bu hale geldi. Sürücü hurdaya dönen araçtan sağ çıktı. Bu inanılmaz kaza İstanbul Sultan Gazi yolu üzerinde yaşandı. Habibler Hadımköy yolunda sağ şeritten ağır ağır giden tıra Hakan Demirci'nin kullandığı otomobil arkadan çarptı. Otomobil arka koltuğuna kadar tırın altındaydı. Ayırıcı lazım, ayırıcı.
sürücü tır dorsesine boylu boyunca uzanmış vaziyetteydi. Bilinci yerindeydi. Tır şoförü Mehmet Elik kaza anını anlattı. Otobandan çıktım. Evet. Habibler kavşağına doğru ilerlerken karabalık olduğundan dolayı yavaş yavaş sağımı aldım. Biliyorsunuz ağır vasiteler devamlı sağ şeridinde. Birden bir ses patladı. Ondan sonra ne olup bittiğini ben anlayamadım. Şoför tırdan inince büyük bir şaşkınlık yaşadığını söyledi. Olduktan sonra indik, baktık, gelen ilgilendi, milgilendi. İtfaiye geldik, kaldırdık. Adam benim senin gibi konuşuyor yani. Bacaklarında bir şey yok. Ben bizzat elledim bacaklarını. Hiçbir şey yok. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü bir taraftan sıkıştığı yerden kurtarırken... Evet, Arnavutköy Adımköy yolu. Diğer taraftan benzin sızdıran aracı kontrol altına aldı. Sağlık ekibi sıkışan sürücüye müdahale etti. Bu sırada birçok duyarsız sürücü kazayı görmesine rağmen kornaya bastı. Kazazede hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol tekrar eski haline getirildi. Otoparkta yangın çıktı. Yaralanan genci, esnaf, genç kız kurtardı. Herkes yangını izlerken o alevlerin arasına daldı. Baygın haldeki genci kurtardı. Baktım arkadaş, ondan sonra herkes bakıyor. Ben de ondan sonra hani içeriye, hani o zaman zaten gözüm hani karardı, hiçbir şey hatırlamıyorum. Olay Çorum'daydı. Yoğun dumanın arasında kaldı, baygınlık geçirdi. Yan tarafta esnaflık yapan Ayşe Bilgin yangını duyar duymaz koştu. Alevlerin arasına dalıp içeride kimsenin olup olmadığına baktı. Baktım arkadaş, ondan sonra herkes bakıyor. Ben de ondan sonra hani içeriye, hani o zaman zaten gözüm hani karardı, hiçbir şey hatırlamıyorum. Hani girdiğimde hani çocuğu falan aradım, zaten dumanın içinde çocuğu falan göremedim bir. Sonra hani baktım sağa solda, çocuk yerde biri yatıyor. Bilgin baygın genci çıkarmakta zorlandı. Çekmeye çalıştım, çekemedim. Sonra dediğim gibi hani kucağıma hani şey yaptım. Biraz dışarıya çıkarttıktan sonra diğer arkadaşlar zaten yardımcı oldu. Yaralanan gence vatandaşlar müdahale etti. Kendine getirmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yaralı genç hastaneye kaldırıldı. Çikolata kaplı özel hap üreten çete çökertildi. İşte bu imalathanede özel çikolata, kapsül, macun ve haplar ürettiler. Ürünleri poşet ve kavanozlara koydular ancak polis baskınıyla yakayı ele verdiler. Yasaklı özel içerikli haplara enerji çikolatası ve bitkisel adı altında kapsül eklediler. Özel ürün haline getirdiler. Çağrı merkezi şeklindeki firma üzerinden kısa mesaj atıp mesajlara dönüş yapanlara bu ürünleri sattılar. Polis Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen özel içerikli haplar olduğu ihbarını aldı. Yapılan operasyonla hapları satan iki kişi ve çağrı merkezinde çalışan kadınlar gözaltına alındı. Hipodroma 1000 polisli dev bir operasyon yapıldı. Operasyonun hedefinde atlara verildiği tespit edilen yasak ilaçlar vardı. Tam tamına 1000 polis dev hipodromun etrafını sardı. Ahırları, odaları ve çalışanları didik didik aradı. Baskında çok sayıda uyuşturucu madde ve satışı yasak ilaç ele geçirildi. Burası Bursa Osman Gazi Hipodromu. Narkotik suçlarla mücadele ekibi, destek ekiple beraber Osman Gazi Hipodromu'na baskın düzenledi.
1000 polis geniş çaplı bu dev operasyonda her yeri didik didik aradı. Ekipler yanlarında gelen veteriner hekimlerin incelemesi sonucu atlara verilen çok sayıda yasaklı ilacı ele geçirdi. Evet, gel gel gel. Bu neresin? Evet, toplan buraya. 1000 çalışanın üstü arandı. Uyuşturucu maddeler yakalandı. Dev operasyon ekibine özel eğitimli köpek Rona da eşlik etti. Hipodromdaki ahır ve odalarda bulunan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Kızılay Ramazan kampanyası başlatıyor. İhtiyaç sahiplerinin yüzü Ramazan'da da görecek. Gelin Ramazan'da bu hilalin altında buluşalım. Paylaşmanın ve yardım seven olmanın mutluluğunu bir kez daha yaşayalım. Kızılay bu yıl tam 150 yaşına basıyor. 150. yaşını kutlamaya hazırlanan Kızılay Ramazan'da da ihtiyaç sahiplerine derman olmaya devam edecek. Yüz binlerce insan bizden yardım bekliyor. 30 bin çadırın içerisinde 150 bin insana bakmaktayız. Onun dışında 12 yetimhanemizde yaklaşık 9 bin yetim ve dula koruma sağlamaktayız, insani destek vermekteyiz. Kızılay Ramazan kampanyalarını başlattı. Hazırlanan Ramazan kolyeri yardımseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek. Şimdi arkamızda bir Kızılay kolyesi var. Bu kolyenin fiyatı nedir? 75 lira. 75 lirayı nasıl bağışlayacaklar? Kızılay'ın web sitesi var. Kızılay.org.tr. Kızılay.org.tr'den doğrudan nakit desteklerini sağlayabilirler. Gidecekleri herhangi bir banka şubesine Kızılay'a yardım kolisi, Ramazan kolisi bağışlamak istiyorum dediklerinde 75 çarpı gönüllerinden ne koparsa bu anlamda gönderebilirler. Gelin Kızılay'ın 75 liralık Ramazan kolisinde neler var birlikte bakalım. Bu paketi yolladığınızda ihtiyaç sahiplerine 2 paket mercimek, 2 paket makarna, 2 paket toz şeker, 2 paket kuru fasulye, arpa şehriye, bulgur, pirinç, un, yağ, salça ve tuz göndermiş oluyorsunuz. Kızılay aracılığıyla sadece Ramazan kolisi değil, aynı zamanda fitre, zekat, kurban bağışlarımızı da yapabiliyoruz. Ama nasıl yapıyoruz onu öğrenelim hemen. Kızılay'a bu fitrelerini kısa mesaj aracılığıyla ulaştırabilirler. Zekatlarını bankalar aracılığıyla ya da şubelerimiz aracılığıyla bize ulaştırabilirler. Bu zekatlarıyla ilgili olarak yapılan harcamalar ve ödemelerle ilgili olarak da kendilerine raporlamalar yapılıyor. Kızılay'ın yeni hedefi 10 milyon muhtaca ulaşmak. Bunun için de desteğiniz şart. Üç kardeş en güzel zamanlarını yaşayacakken yatağa bağımlı hale geldiler. Engelli üç erkek kardeşin en büyük dayanağı ise anneleri oldu. Süper. Ne oldu kuzum? Aferin, susadın mı oğlum? Tam 20 yıldır üç engelli çocuğuna büyük bir özveriyle bakıyor. Üstelik bir gün bile of demeden sevgi ve şefkatle. 20 yıldır hastalar. 6 yaşında hasta oldular. İlkokulu bitirdi Ahmet Cansu. Ahmet Hasan ortaokulu bitirdiler. Aşama aşama böyle oldu. Ama son 6-7 yıldır görmüyor, yürümüyor, konuşmuyor. Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yaşayan Havva ve Alaaddin Dursun çiftinin 3 çocuğu 20 yıldır ileri derecede epilepsi hastası. Ancak anne Havva Dursun 3 engelli çocuğuyla hiç yılmadan mücadele ediyor. Nasılsın anneciğim? İyi misin aşkım? Nasılsın anneciğim? Dursun çiftinin 26 yaşında Cansu Sultan isminde bir kızları, 24 yaşında Ahmet Mücahit ve Hasan Hüseyin adında ikizleri var. Genetik kromozom bozukluğu olduğu öğrenilen 3 kardeş 4 yaşından bu yana yatağa bağımlı yaşıyor. 20 yıldır hastalar, 6 yaşında hasta oldular. İlkokulu bitirdi Ahmet Cansu. Ahmet Hasan ortaokulu bitirdiler. Aşama aşama böyle oldu. Ama son 6-7 yıldır görmüyor, yürümüyor, konuşmuyor. Anne Havva Dursun evlatlarına bir bebek gibi özenle ve sonsuz bir sevgiyle bakıyor. Onların her ihtiyacını hiç öfkelenmeden sabırla karşılıyor. Son 3 aydır petle beslemeye başladık. Artık yiyemiyor.
algılayamıyordu. Midesinden artık mamayla sadece besliyoruz. Ahmet Hasan, onlar kendimiz besliyoruz. Her işiyle kendimiz ilgileniyoruz. Fedakar anne geçirdikleri zor zamanları anlatırken sesi titriyor, gözyaşlarına zor engel oluyor. Mesela zor günler geçiriyoruz ki bir saat değil, iki saat değil, sürekli ağrısı oluyor, sızısı oluyor. Bir bakmışsın sabah yedisi olmuş, hiçbir gözünü kırpmadan bekleyebiliyorsun mesela. Çünkü Allah yardım ediyor yani. Sevgi olmadan hiçbir şey olmaz diyerek de herkese örnek oluyor. Sürekli hani mesela hiç zor gibi gelmiyor. Bir bakmışsın saat 7 olmuş ama 1-2 saattir geçiyormuş gibi. 1 saat, 2 saat uykuyla mesela günlerce ayakta kalabiliyoruz. Hiçbir yetenekleri yok. Ama Cansu son 20 yılın en zor kışını geçirdi yani diyelim. Çok hastalık çekti. Sevgili izleyiciler, yayınımıza bir son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz. Dün Afyonkarahisar'da dünyaya gelen Suriye uyruklu bir bebeğin kaçırıldığı bilgisi elimize ulaşmıştı. O bebek bulundu. Bir kez daha tekrar edelim. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen Suriye uyruklu bebeğin kaçırıldığı açıklanmıştı. Dün yaşanmıştı bu olay. O bebek bulundu. Ve sevgili izleyiciler, bu son dakika gelişmesiyle Günaydın Türkiye'yi Ankara'dan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin hemen yanı başından noktalıyoruz. Yarın Günaydın Türkiye yok ama ben Sultan Akdoğan yine sabah saatler 06'yı gösterdiğinde hafta sonu haberleriyle bu kez karşınızda olup gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğim. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından söz İstanbul stüdyomuzda olacak. Şimdilik anlatacaklarımız bu, haftanın son günde bu kadar diyelim. Hoşça kalın.